Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Sonunda başlayayım ki başta kaybediyorsunuz. Nurculuk nedir? Risale-i Nur nedir? Bediüzzaman Hazretleri kimdir? Vazife-i ilahiye karışmamak dostur. Vazife-i ilahiye. Bu çok önemli ha. Hatta Kur'an, vazife-i ilahiye karışmamak yapalım mı? Yapalım abi. Bu çok ilginç. 316. Yani psikolojinin, psikoloji sıkıntıların, aile sıkıntıların, doğadaki, tabiattaki hadiseler var ya. Depremlerdir, zelzeledir. Niye böyle oluyor? İtiraz var, şeyler oluyor ya. Yani onların hepsinin cevabıdır zannediyorum. 316. Peki. Vazife-i ilahiye karışmamak dusturmuş ve hem esasmış. Bu dustur ve esas, hak ve hikmete tam muafık muamele yapmak, ancak yani dünyevi hadiseler var ya, kimin bu? Allah'ın. Onu ona bırakmak. Senin işin ne? Onu yapmak. Senin işini yapacaksın. Çünkü bir kere hemen başta bir şey söyleyeyim lügattan önce. Allah kainatta dağın mesela, dağın iki taş arasında bir tane çiçek yarattı. Eskide beni çok alakadar ediyordu. Bu kainat insana verilmiş. İnsan halife. Ama yaylaya gittiğim zaman iki taş arasında ufak bir şey tam da solmak üzere gördüm. Görmediğim bir sürü taşlar arasında çiçek var. Beni etkilediği için söylüyorum, detaylı anlatıyorum. Benle hiç alakası yok ki dedim. Yani benim için yaratılmış bunlar. Yıldızlar var kehkeşan, hiç görmedim daha gibi. Şimdi bir, Allah kendisi Allah'lık yapıyor. Esmalar hükmünü icra edip ahirette serveti manzaralar oluyor. Meleği ağla sakinleri seyrediyor, ruhaniler. Melekler seyrediyor. İnsanın istidat ve kabiliyetlerinin inkişafına sebep oluyor. Nefsi melabegah oluyor. Tamam, sen tamam geçebilirsin. Dur, bu şekilde sorun yok. Beş tane. Tamam. Şimdi diyor ki, beş tane zahirde gözüken hikmet. Bir tanesi tahakkuk etse, maksat yerine gelmiş oluyor. Bir tane, bir kere Allah Allah'lık yapıyor. Değil mi? Esma ahiretteki sermedi manzaraları dokuyor. Meleğe'yle ruhanileri seyrediyor. Meleklerin seyrengahı oluyor. İnsanın istidat ve kabiliyetlerinin ruhunun inkişafına sebep oluyor. Yani vesile oluyor. Altı, nefsin melabegahıdır. Nefsin melabegahı. Şimdi bir tanesi olmamış olsa. Yani bir tane olsa ne olur, olmasa ne olur değil mi? Şimdi vazife-i ilahiye bu bütünlüktür. Şimdi onu okuyoruz. Bu dustur ve esas. İnsanı çökertiyor bu. Şu arkadaşlar, dustur ve esas. Bir, İçsel alemde buna uyman lazım demek. Esas ise dostur, dış dünyada beraber hizmet ettiğimiz arkadaşlarla yapmamız gerekiyor. Anlıyor musunuz? Mesela ihlas nedir? Dustur mudur? Kaç tane şey var? Kendisi düsturdu ama esasları da var. Esas. Bak şimdi. Dört düstur var.
dört ayettir. Her birisi bir ayetin tefsiridir. Kulu vallahu ehed birinci düstur. Dört ayet İhlas suresinin dört düstur. Düstur olunca bize bakıyor. Esas olunca onu ortadan kaldırdığın zaman ne sen varsın ne cemaat var. Esas temel ne oluyor? Ha, İhlas'ın başında diyor ki şu dokuz tane esas diyor. Ama içsel yapılanma, bakışın içini yapılandırma. Mesela şöyle. Buyurun, buyurun, buyurun arkadaşlar. Tamam. Bu esastır. İçinde onu hazmetmek dusturdur. Ama şöyle. Mesela dışarıda buyurun, buyurun, hoş geldiniz, gerekeni yapıyorsun. İçeride boşun devrilsin, senin devrilsini. Dışarıda iyi, içeride dustur yok, esas var. Abi şunu şöyle hani daha iyi anlamak adına. Şimdi o zaman dustur şey mi diyeceğiz, kanun mu diyeceğiz veya kural mı diyeceğiz? Hani mesela şimdi bir kanun var, bir şey var. Namus, abi. Namus. Kanun ihlastır, namus. Dusturdur. 55. sayfada mesleği de söyler. Kanun emirdendir. Namus iradedendir. Namus ne demek? O bizim bildiğimiz namus değil. Kendi öz kişiliği. İzzeti nefs. Yani mesela diyelim ki 2000'i aşkın elma kanunu var. 2000 çeşit var yani. Daha fazla. Ama benim bahçemdeki elma namustur. Hepsinin imtiyazlıdır. Yani insanların burnu, gözü, kulağı herkes de aynı yerde. Bu kanundur. Ama herkesin siması farklıdır. Bu namustur. İmtiyazlı olmak. Tamam? Kanun emirdendir. Namus özelindir, iradedendir. Sana astır. 55 meselidir. Tamam? Tamam abi, ben de diyecektim, namusu böyle bir açabilir misin yani? Böyle diyecektim. Karıştırılıyor yani. He. Tam onu söylerken siz söyledin yani. He. Senin İkram ilahi etti Allah sana. Sana Allah ikram etti. Kişiliğe hiç alakası yok. Allah yapıyor hepsini. Demek ki iç yapılanma. Çok etkileniyorum ben ondan ya. Yani içiyle dişi var ya böyle langur lungur böyle. Sevmesin ya. Diyorsun ki bu doğru söylüyor. Hakikaten doğru konuşuyor. Ama vallahi ben buna ısınamadım ya. Eğer sende sorun yoksa onda sorun var. Isınamıyorsun yani adama. Bir şey var yani. Çünkü ha esası doğru, dusturu yanlış. Destur derler ya. Destur var mı? Bana müsaaden var mı? Destur ver. Ha? Bakın İhlas çok güzel bir misal. İhlas Risalesi'nin başında bu dokuz esas diyor. Bak bir daha göster. Ondan sonra gireceğim bu şeye. Diyor ki 21. şey. Diyor ki bu dünyada en büyük sayıyor. En yüksek kıyaslet, en büyük, en safi bir ubudet ihlastır. Tamam mı? İhlas. Madem ihlas mensur hasalar. Nerede diyor husus hizmeti en mühim bir esas. Ha şurada. Bu dünyada ey ahiret kardeşlerime ve hizmeti Kur'an arkadaşlarım bilirsiniz ki ve biliniz. Bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas. Esas. En büyük bir kuvvet. Esas bu cinsten yani. En büyük bir şefaatçi. Esas anladık mı burada? 9 taneden bir tanedir. Bak, bu hizmetlerde, bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas. Esas şu, şu binanın temeli yoksa yoktur. En büyük bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi. En metin bir nokta istinat, en kısa bir tarih-i hakikat, en makbul bir bir dua-i manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek bir hasret, en safi bir ubudiyet ihlastır. Burada bir ihlas esas oluyor. Ama ihlasın esasatı muhafaza etmek için düsturlar var. Yani. Bunları koruman için düsturlar birinci var. Düsturunuz. Böyle yap. İhlasın kendisi esasın. İhlas kalktığı zaman maneviyet yoktur abi. Yok. İhlas kanundur. Hı hı.
bizim hizmetimizin ruhudur, şahs-ı manevidir. Tamam. Ama oraya uymak, oradan istifade etmek, iştirak alam, amal-i uhreviyeden istifaza etmek, hisse almak, sekerat anında, ölüm anında bir şahsın, nasıl ki bir tarikatta eskide vardı, şeyhler, hani böyle hemen siyanet gibi sirayet ederler. Siyanet gibi sirayet ederler ve şeytanı kovarlar, imanlı girmesine vesile olur. Ondandır ki sekerat çeken ölünün yanına şu 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 insan girmesin diyor. Demek ki onunla şeytan geliyor. Şu insan, şu insan, şu insan girmesin. Şimdi saymak istemiyorum onu. Ölüm anında böyle adam sekeratta, yoğun bakıma herkes girmesin diyor. Onun için yoğun bakıma koyma, çünkü her türlü insan giriyor oraya. Ya ne diyor? Ya ölünün hukukunu muhafaza eden dünya, mezara basmayın diyor, mekruhtur diyor. Ne var ya, toprak değil mi? Değildi işte. Adam zahmet, evet. Öl, toprağına bastırmıyor. Morgda da, adli tıpta kestirmeyin, zorluyor. Hissediyor. Yoğun bakımda da herkes girmesin. Evinde, odasına herkes girmesin. Şu, şu, şu girmesin diyor. İtikadı bozuk olan girmesin diyor. Malum günler sahibi olan kadın girmesin diyor. Tamam. Ondan sonra onunla bir nefreti olan kişi girmesin diyor. Allah Resulü'nün tabiriyle gördüğünüz zaman rahatlatan, konuştuğu zaman sizi ferahlatan müspet insanlar girsin diyor. Onlar balon gibi etrafına yapıyor, şeytanı lan gelemiyor. Canını böyle veriyor. O kadar acayip. Ne işin var? Ben vefat ettim dersen de. Ne götürüyorsun beni der hastaneye, yoğun bakım. Biraz bitti işte ya. Kalp kalbi ne kalbi işte. Bitti işte. Tamam. Özürlü kadın orada, hemşire gelecek. Sekeratında şahit olacak, şey olacak yani. Girmeyin diyor. Fıkıhtaki kaydı söylüyorum. Benim tespitim falan değil. Yani sistemi bilmiyoruz arkadaşlar. Sistem. Sistem balon, fanos gibi esastır. Sen de adam ol. Bunlara uy, dustur. Mesela iki tane İhlas Risalesi var. Bir 20, bir 21. Bakın içeriklerinde ne anlat. 20. İhlas müminler mabeyninde. Anne, babana, kardeşine. Mesela Adzeman de mesela aciz bir insan, bakmak etmek Müslüman tarikata, ilmi kelamcılara, dini cemaatlere nasıl bakacağız? 20. lema. 21. lema bizi inşa ediyor ya. Biz. Ha. Şimdi vazife-i ilahiye karışmamak. O kadar mükemmel bir şey ki. Her şey böyle, biz ne yapıyoruz ya? Koca bir kainatta, tamam, şöyle bir resim düşün. Şöyle diyeyim, bak şurası. Bunu görüyorsunuz. Şu komple tahtayı düşünün. Bak bu yazı, şu Ç var ya, şu Ç. Ç. Şimdi buradan geliyor. Bak buradan geliyor. Şu ders oldu. Bak oldu. Şurada hiç için Ç'si. İ'nin noktası. Hiçbirisini görmesen, sırf noktayı görsen, buraya düşün, mana yükle. Mana yüklüyorsun. Lan iyi ile mana olur mu? Bütünsel göreceksin ki onun manası olsun. Biz kainata böyleyiz arkadaşlar. Allah'ın işine böyle karışıyoruz. Resmi bütün görmediğimiz için itiraz ediyoruz. Allah'ın işine karışma ya. Mektubatta geçiyor. Madem böyle bir ilmi muhiti ezeli var, kim nereye layık ve mustahak ise ona öyle muamele ediyor ve edecek diyor. Niye böyle yaptı diyor. Sana ne, sen ortağı mısın? Biliyor musun onu, o durumunu? Olayı biliyor musun? Arkasını biliyor musun? Bilmiyorum. Karışma, kendi işine bak ya. Tamam. Sen ne olacak? Abdestini al, yat sağına. Deprem olacak, binanın altına kalacaksın. Ne olacaksa olsun ya, sana ne o? Sen abdestini al, Allah'ın işine karışma. Sen Allah'ın mülküsün. Hem memlükusun. Mülkünde tasarruf ediyorsun. Madem böyle ilmi muhit ezeli var, madem her tarafı kuşatmış, bir boşluk yok, her taraf ilmi altında, kontrol altında, her şey kontrol altındadır. Endişeye mahal yoktur yani.
Her şey kontrol altındadır. Allah Allah'lık yapıyor. Bırakıp yatmıyor muhala. Muhalak gibi yatmamış. Şey bir mezhebi var. Muttala mı? Dilimde işte. Yok yok. Bir mezhep var. Allah yaptı. Tamam mı? Öteki Tanrı'ya bıraktı. O Tanrı da başka Tanrı yaptı. O Tanrı başka Tanrı yaptı. Birinci Tanrı yatıyor. Allah demiyorum ben bir şeyde. İşte öyle bir mezhep. O mezhep öyle diyor. Biz o mezhebe mi sahibiz? Allah işin başında. Allah'lık yapıyor. Endişe etme. Senin bildiğin gibi de değil Allah. Sevdiğinden daha iyi. Allah'ı bildiğin merhametli biliyorsun ya, ondan daha fazla. Adil biliyorsun, ondan daha fazla. Öyle değil mi? Öyle tam. En azından. Her Resul, senin bildiğin Allah merhametli bir miktarı var değil mi senin? Ondan fazla biliyor musun? Ben Üstad'ın şöyle bir tabiri var abi. Şu ana kadar bütün alimler diye Allah'tan bahsetmiştir. Hiçbirisi Allah değildir. Rüşt abi demiş. Kendi zanlarını söylüyorlar. Evet. Ama hiçbirisi değildir. Hiçbirisi de değildir. Hadi bakalım. Bu dostur ve esas. Bak ikisi. Adam ol. İşini ona göre yapma. Teslim ol. Dostur ve esas. Hak ve hikmete. Bak ayırmış. Tam muvafık muamele yapmak. Ancak sonsuz hikmet ilahiyenin tercihiyle olduğunu anlamakla ona teslim olmak. Yani ancak bütünü resmi göreceksin ki o zaman diyeceksin ki ha bu adalet olmuş. Bu hak etti. Bu bunun içinmiş. Sonra haşirde diyeceğiz ki itiraz ettik ya dünyada. Sizi bize diyecektik ki bunu bunun için yaptım. Ha. Bunu da bunun için yaptım. Öyle mi ya? Allah Allah. Ha? O kadar. Biz kuluz kardeşim. Teslim ol. Burada da sen gene aynı kanuniyet var. Yani düstur ve esas diyor ya. Aynı şey. Vazife-i ilahiye karışmamak esastır. Ama o esası muhafaza etmek için düsturlar var. Esas. Yani teslim ve tevekkül gibi yani. Ha, evet. Teslim, tevekkül, itimat, kana. Reçete bu. Evir çevir, sabah akşam bunu iç. Bir daha söylesin abi. Teslim, tevekkül, itimat, kana. Doktor dedi ki sabah akşam aç karnına içsin bunu. Mursilin. Evet. Peki nasıl içecek? Sabah namazına kalkınca bir bardak ılık suya, bir tatlı kaşığı sirke, bir tatlı kaşığı çörek otu yağı, bir de itimat, teslim, tevekkül, itimat kanaatı da karıştırsın içsin. Daha bir tatlı kaşığı da bağ. Hepsini tatlandırsın. Kaç tane etti? Ilık su. İşte zan adam itimat diyor sen. He o kadar. O ne? He? Bunun içinde. Üstü zan adam itimat diyor ya. Ya bunun içinde o dört tane şey var ya. Teslim, tevekkül. O insanlarla ilişkilerde şöyle. Suizan etme insana ya. Üstü zan et ama Allah'ın söylediği tedbiri yap. Çünkü Allah'a isyan eden, Allah'a namazını, ibadetini, tesbihatını yapmayan, yer yer yalan konuşan insana da bütün teslim olma. Hüsnü zannet ama düşünce itibariyle, eylem itibariyle ademi itimat. İtimat etme. Hüsnü zan, ademi itimat. Düşünsel bakımından iyi adamdır. Çok yani ortadadır. İyi kötü demiyorum. Eylemde kötü adam gibi davran. Yani şu tedbirini al. Kur'an'ın en uzun ayeti nedir? En uzun ayeti Mudayene ayetidir. Mudayene ayetidir. Ne anlatır orada? Anlaşmalarda kayıt altına alın. Yani güvene bırakmayın işinizi. Sahabeler konuştuklarını kayıt altına imza atarlardı. Tak tak tak. Bu zamanda abi zaten Üstad Hazretleri kimlere iyi itimat edilir onun şeylerini de söylüyor. Kimlere nasıl iyi itimat edilir? Evet. Kime ediliyormuş? Bunu Kastamonu'da söylüyor abi da. Hı-hı. Bak 20 hem 20 seneden beri tahrif kerane eşit üzülüm altında o derece ahlak bozulmuş, metanet ve sadakat kaybolmuş ki ondan belki de 20'den birisine itimat edilmez.
bu acip halata karşı, yani bu vaziyete karşı çok fevkalade sebat, metanet, sadakat, hamiyeti İslamiye lazımdır. Kios. Ha, bu dört tanesi olmayana diyor, yani iyi güvenirsen, itimat edersen akim kalır, zarar verir. Ya. 20 kişiden diyor... 90. Peki 20 kişiden, buraya bakın. İlk baş 10 dedi. Bir dakika, 20 kişiden... 20 kişiden... Bir şey söylettirmek istiyorum size. 20'den birisine. Birisine ne yapılır, güvenilir mi? İtimat edilmez. 20 kişiden bir kişiye itimat edilmez. Ne demektir bu? Yani itimat edecek kişi yok, ancak şu vasıflar şartıyla. O olumsuzluklar ustad demez. Mesela meyve ve ağaç toplama var ya, mesela uzum toplama, bağ bozumu derler ya, bağ bozmak. Hayır. Ne demiş ustad? Bağ bozumu dememiş. Çözümü demiş. Çözüm. Rahmet-i İlahi öyle bağlı, çözüm. Şimdi güvenilmez, şu dört tane aşağıda söyledi ya, Hamiyet İslamiye. Yani hamiyet olacak. Yani kişi, hamiyet İslamiye şu. Kimin himmeti, milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Yani ne için yaşıyor bu adam? Hamiyet o kadardır. Sonra? Sadakat. Sadakat yani şu. Sana bana değil. Allah'a sadık olan, sana bana sadık olur. Namazını eften püften kılan senin sözünde durmaz. Sadakat. Yani eyleme dönüşmeyi istiyorum böyle. Sadakat böyle. Ben o külliyatı böyle sadakatim. Ondan sonra kapatıyorsun yarım saatten sonra. Bir saat sosyal medyada dolaşıyorsun. Ona bunu tenkit ediyorsun. Eleştiriyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Usta dinlemiyor. Eylemde göster sadakat. Lafta değil. Hamiyet İslamiye. Kimin için yaşıyorsun? Gayesi kim bunun? İki sadakat. Yani... Ne kadar uyuyorsun eylemde, ne kadar iyi biliyorsun diyeyim. Üç, metanet, zorluklar karşısında hemen geri dönüyor musun? Bir de sebat. Sebat edeceksin. Yani sıralaması çok güzel abi, yani sıralaması tam yerinde yani. Tamam. Ha, bunlara, bu sıfata ne kadar sahipse bu adama güvenilir. Peki ne yapacağız yani? Kardeşim, ehli dünyaya protokol yapacaksın ya. İmza atacaksın. Bugün dershanelerde, hizmetimizde söylüyorum. Herkesin, yani yok onu, vakıf yoktu eskide. Yani bizim mesela Darülenvar yoktu. Vakıfların üzerine yapardık, onu bunun üzerine yapardık. Bir sürü sıkıntılar yaşadık ya. Bir sürü sıkıntı yaşadık ya, bunu gizlemeye gerek yok ki. Zeytinburnu ondan oldu işte. O zaman Rüştü abi vakıf kurmadı. Demirel Ecevit dönemlerinde hemen 10 senede bir ihtilal oluyordu. Vakıflara el koyuyorlardı. Bari diyor, dersen şahısların üzerine yapalım. Şahıs da çekip gittiği zaman üzerindeki tapuyla gitti ya. Ama şimdi öyle değil çok şükür. Daha var vakfımız. Yani niye söylüyorum? En zirvede söylüyor. Sahabeler imzalardı protokol, müdayene ayeti. Şimdi daire alıyor. İşte tapuyu, parayı veriyor. Nereden alıyorsun? Bak bir tane fıkıhta yanlış. Topraktan girmiş. Parayı vermiş daire. Ne satın aldın daire? Hani daire? Abi topraktan sonra çıkacak. Sonra verirsin parayı. Mal belli değilse ona mal alınmaz ki, para verilmez ki. Ticaret akit fasit yani. Bu ne oluyor? Olmuyor ki ticaret. Şey, akit değil yani. Şimdi bak neyi satın aldın? Havayı. Çıkacak. Dalda olgunlaşmamış meyve satılamaz. Mehmet artık anla ya. Yok anladım. Bina aşağıdan tapuda müteahhitle ne oluyor? Ne oluyorsa olmuyor işte. Anla. Konumuz o değil. O detaya sokma beni. Topraktan ben misaller veriyorum çarpıcı. Topraktan aldın her şeyi müteahhitten, daha yapılmadı. Neyi alıyorsun? Havayı aldın. Peki. Yani akit yapın. Akitte bir satan, alan, malın hacmi, malın kütlesi, malın yani hacmi kütlesi fiziksel hali, akitin şartları şu kadar vereceksin, bu kadar olacak, şu olacak, yazdın mı? Mal, peki satan belli, alan belli, mal nerede? Öyle bir şey yok. Peki ne oluyor? Bak mağdur olmuşlar.
Müteahhite vermiş parayı, müteahhit 10 kişiye satmış. Evet. Mal yok. Ya güvendi, para veriyor. Güvenme kardeşim. İmza. Güvenme kardeşim. Yani bu ademit bak, hüsnü zan, adem itimat. Hüsnü zan et, tamam. Potansiyel iyilik ve kötülüğe uygundur. Ama şey yapacağız. Şu elimin parmağını görüyor musunuz? Şu elimin parmağının sayesinden belki de fazla yoktur şimdi bu asırda. Paranın ve kadının değiştiremeyeceği insan. Şu iki parmağım adedince. Bana dediler ki, deseler ki, şunu sana vereceğim, olmayacak bir şey. Dershanede yap bunu. Olur mu ya? Hizmette olur mu ya böyle şey? Saçmalık şey yapma. Tamam abi 10 bin lira verin. Olmaz lan, ne 10 bin lirası ya hizmetteci? Abi 100 bin lira verelim de yani bunu şey, memur, devlet memuru kabul et. Memur bey şunu imzalar mısın? Olur mu ya şöyle dedi prosedürle, bu yanlış ya, ben ne yapacağım ya? 10 bin lira veririm. Olmaz kardeşim ya. Sert, yumuşadı bak. Olur mu ilk önce? 10 bin lira şey yapalım. Ya olmaz kardeşim ya. 100 bin lira şey yapalım. Tamam da yani çok zor kardeşim de ya. Sen şimdi 5'ten sonra gelirsin, tamam mı? Bak herkesin satılabileceği miktar var. Herkesi söylüyorum. Satılabileceği miktar var. Satılmayacak insan, kendini satmayacak insan çok azdır. Beni 1000 liraya kandıramazsın. Satılamam. Ben satılık değilim. 10 bin liraya satılık diyeyim. Bana bak 100 bin lira teklif et bakayım. Satılıyor muyum, satılmıyor muyum? Ya. Demek ki ucuz pahalı insanlar var, öyle mi? Evet. Ucuz ve pahalı insan var. Semenen kalıyla. Nursel'in, Nursel'in. Çaresi neymiş abim? Nursel'in abi. Nursel'in. Aynen öyle. Neymiş? Nursel'in. Nursel'in diyecek de ilaç. Nur, nur. Bizim binaya getirene de Nursel'in içeri oldu. Hangi? Ha ya, Nursel'in. Onlar içmemişler. İçmemiş. Evet. İçti de doktorun dediği gibi içmemiş. Bunlar da alerji yapmış. He? Alerji yapmış, yanık yapmış. Evet. Ya böyle bak, olmuyormuş değil mi şey Resul? Şimdi Nursel'in değil Risale-i Nur'a okuyan hata yapması, Kur'an okuyan hata yaptı. Hani demiştin ya dünkü derste, devletin doktoruna iltimat edin. Ediyoruz diyorsun, ilacı yazıyor, diyor ki bu 15 günlük tedavi. Bunu diyor her gün şu miktarda alacaksın. Eğer almasan sana tesir etmez. Evet. Müslüman da aynı öyle. Yazıldığı şekilde kullanılır. Arkadaşlar, biz ne kadar Allah'ın sünnetine, sünnetullahına bir adetine, onun hayattaki eylem haline, sünnet-i seniyeye uyarsak, İnsani ilişkilerde protokola, kaideye, imzalara uyarsak, ondan sonra bir, ehliyle meşveret edip edemiyorsan, ilk önce ehliyle istişare, meşveret. Değilse istihare, gece yatma. Ondan sonra imzaları atarsın. Ha olursa olur, ondan sonra tamam. Tamam, hadi bakalım. Bu dustur ve esas, bak ikisi. Hak ve hikmete tam muafık muamele yapmak, ancak sonsuz hikmet ilahi tercih ile olduğunu anlamakla ona teslim olmak ve tevekkül etmek sırrını ifade eder. Bunun için Bediüzzaman Hazretleri hizmette istikamet ehlini şöyle tavsif eder. İstikamet kim Mehmet? Bak şimdi. Nerede anlatıyor? Lemalar 133. Diyor ki, ve ma ale resul İllel bela. Ne eksik? Kenarda kalmıştı. Sırrına mazar olup. Ve ma'le resul illel bela. Ne demek? Resuller sadece tebliğ var. Ha, resulün vazifesi nedir? Tebliğ eder. Yani neticeyle hükümlü değildir. Vazifeli değildir. Tamam. Yani mesela Yunus Aleyhisselam ve Mâlel Resul İler Bela tebliğ etti 100 sene. Bir tane adam çıkmadı. Dedi ya bunlardan adam olmaz. Başka kavime gideyim orada anlatayım dedi. Sonucu şey yapınca, görmeyince çekip gittik. Çıkınca da Allah yakaladık diyor yine de.
yakaladık diyor. Kimden izin aldın? Sen sonuç endeksli hizmet yapmayacaksın. Sonuç endeksli ne olur? Ya burada olursam şu olursa ya sonuç endeksli değil. Sana nasıl dermiş? Ve ma ale Resul ve ma ale Mehmet illa bela. Mehmet ancak tebliğ vardır. Tamam? Sonucu değil. Bak ne demiş? Sırrına mazar olup. Demek herkes bunu anlayamaz. Sır. Sır ne demek biliyor musunuz? Sır. Bak. Sekizinci sözde kuyudan adam nasıl çıktı? Bunda bir sır var. Sır demedi. Tılsım. Bunda bir tılsım var dedi. Tılsımı çözdü. Aslan ne oldu? Aslan at oldu. Duvar kapısı ne oldu? Duvar ne oldu? Kapı oldu. Ha. Değişti değil mi? Tılsım şu arkadaşlar. Tılsım, sır farkı. Şimdi bu sır diyor bakın. Ve mâle resul ile bela sır. Niye sır? Bak. Böyle geçmeyin hemen. Tılsım artı 10 santigrat derece, eksi 10 santigrat derece bir yere koyarsanız bir kabın içerisine beyaz boya ile siyah boya koyarsanız gri olur. Bu tılsım. Dönüştürür. Tılsım dönüştürür. Dönüştürür unutmayın. Sır ise kaba beyazı dökün. Kırmızıyı da dökün. Maviyi kırmızı ne koyarsanız koyun. Hiçbirisi birbirine karışmıyor. Koruyor. Nasıl koruyor? İşte sır. Sır zıtlarını cemidir. Ve mealler resul ille bela. Sonuç yok ama gene tebliğ ediyor. Zıtlar var. Tılsım ise söyledim kabul etmedi. Lan başın devresinden cehennemin dibine. Bu tılsım sahibidir. Fark ettik mi? Dedin, artı 10'la geçen dedin, eksi 10'a koyduğun zaman sıfırlanır. Nötr olur. Nötr olur, bu tılsım. Tılsım bu. Tılsım dönüştürür, sıfırladı. 10 derece ne yaptı? Sıfır yaptı. Sıfırladı, dönüştürdü. Evet, dönüştürdü yani, tılsım bu. İşte o kuyu dönüştürdü. Ama insan Allah'ın sırrıdır. İşte bu kainata bakabilmek, tılsım sahibi alimlerdir. Sır sahibi ise Arif. Sır sahibi şu. Allah'ın özel kullarına, asıl imamlarına verir. Nedir o? Usta şöyle diyor. Bakayım nerede olduğunuz kim söyleyecek, kim bir şey yapacak? Diyor ki sana insaniyet verdi, hayatı verdi. Sana insaniyet midesini verdi, akıl midesini verdi, kalp midesini verdi. Bir de İlmi Kur'ani hikmeti imaniye özel verildi diyor. Neredeydi resmen? Mesne'ye duruyor. Şu anda diyorum. Dördüncü şu anda. Dördüncü şu anda. Dördüncü şu anda. Yani bak herkese hayat midesini verdi. Onların elleri hissiyat. Akıl midesini verdi. Elleri fikir. Kalp midesini verdi. Elleri duygular. Ruh midesini verdi, elleri latifeler, şefkat, muhabbet, aşk, sevk, surur. Ama ilmi Kur'ani, hikmeti imani, özel verilmiş. Herkese yok bu. Bu sır. Bunu karşıya yazsana sen onun için. He? Karşıya yazsana onu. Yazayım mı? Ben yazayım. Ha, mideleri mi? Yok, her şeyin karşılar. Kalbin karşılığı değil de herkese de. Ha, yazayım. Tamam, kalbin yazayım abi. Yazayım. Sen o zaman geç oraya. Yazayım bak, yazayım. Tamam abi. Arka tarafa yapayım. Hamdi'nin Hikmet-i Kur'an'ı ilmi. Aç onu. İlmi Kur'an'ı Hikmet-i İmani. Şualar 68'de. Heh, bak şimdi. Hop. Şöyle yapsam. Allah inşallah Arnavutköy'de Ersan'ımız olunca bunları eğilip çevirmeyeceğiz. O ne yaptı onu? Sıktı mı? Bu yanlış olmuş. Başarılı. Öyle mi? O zaman bunu kimse sıkmasın. Bir daha söylesin neydi o Hikmet'in? İlmi Kur'ani, yalan ama bu çözülmüştü. Şu an 68'in ortasında geçiyor. Tamam. Onu gevşetin dersten sonra, tamam mı? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Onu dersten sonra zaten yarın dersi var. Şuraya yazsam olur mu Mehmet'im? Sual olur. Hayat. Beni nereye soktun Mehmet ya? Midesi, mide. Senin şöyle yapayım biraz bu tarafta sağ. Allah Allah.
Sonra ne midesi var? Hayat. Akıl mı? Bak bakayım, atlamayayım. Akıl midesi var, kalp midesi var, ruh var. Neyse ben şey yapayım. Aynı 68... Hayat var abi, onu sıralamasını sözlerde yapıyor. Tamam, 24. sözde. İlk önce hayat. Tamam. Ondan sonra iştahlı bir... Benim sözlerimi... Hassaslıklı bir hayat. Sözlerimi getirsene. Sözler ve şualar. İnsaniyet abi. Heh. Hayattan sonra insaniyet. Bak onu atlamıştık. Akıl midesi değil. Sonra? Akıl kalp ruh olmasın. Ondan sonra? Akıl şey yok. Akıl var. İnsaniyet, İslamiyet. Sonra? Ondan sonra? İman, muhabbet. İman bir nur olan muhabbet. Ben toplama yapayım size. Yani akıl, kalp, ruhu abi hayatın elleri olarak zikrediyor. Ben size bir şey yapayım. Uygulamada göstereyim. Mide olarak 8. meselede söylüyor. Bu mektubat 331'de yazıyor ya şurada. Ben size hepsini toplayacağım kafamda şey. Hepsi mektubat meselede de kısmen girmiş. Ben şey yapayım size, kulas edeyim. Çok çalıştığım için söylüyorum. Hayat midesine ne diyor? Elleri. He? Hassasiyetli bir hayat verdiğinden o hayat dahi bir mide gibi rızık ister. He. Elleri? Göz. Kulak gibi bütün duyguların elleri gibidir ki bu zemin kadar geniş bir sofrayı nimet o ellerin önüne koymuştur. Göz, kulak. Zahir. Zahir ama. Hayvanda da var. Zahirisi. Bakmak, görmek değil. Bakmak. Şimdi kalp ruhu insaniyet miydi sorarak geçiyor. Şimdi insaniyet... İnsan var ya, latife insan. Ben topluyorum size. Latife-i insaniye. Eli bu. Tamam. Topluyorum size. İslamiyet'in şeyi, elleri aldığı. El şu, alıyor. İslamiyet eylemdir. Ben toplama yapıyorum. Ubudiyet. Ubudiyet ibadet değil. Aç, fark, noksan, kusurunu deruhte etmek. İnsaniyet değil mi? Şurada. Atladım mı ben? Evet doğru. İnsaniyet şu olacak da. Şu. İnsaniyet, ubudiyet. Ubudiyet ellidir, eli. Alıyor. Akıl. Tefekkür. Ustad fikir diyor, yol. Fikir ve tefekkür. İkisi. Fikir ve tefekkür. Yani alma, bir yol olması lazım, bir de giden olması lazım. Fikir yoldur, kamyon tefekkürdür, kamyona verilen cevap manadır, hikmettir. Vicdan, his, irade, zihin, his, latife-i Rabbani, kalp, duygu. Peki yukarıdakinin farkı ne? Bakar, bu görür. Duygular bu. Tamam. Mesela basiret, feraset, dirayet. Bunlar gözdür. Feraset gözü. Tamam. Yani basiret. Feraset. Feraset. Dirayet. Bunlar gözdür arkadaşlar. Şey eldir el, böyle alıyor. Bununla tutunur. Ruh
latifelerdir. Nedir onlar? Şefkat-ı Mukaddes'e, çık dışarıya, merkez. Şefkat-ı Mukaddes'e, çık dışarıya. Muhabbet-i Münezzeh'e, surur, sevk, memnun, şey, lezzet, memnuniyet, iftihar-ı Mukaddes'e. 7 tane Mukaddes'e. 6 tane Mukaddes'e, 1 tane Münezzeh'e var. Şefkat-ı Mukaddes'e, Muhabbet-i Münezzeh'e. Onu da bir farkı çözüyor. Niye Münezzeh demiş Mesut? Çalıştın mı hiç? 7 tane, evet çok güzel. Ha, öyle diyeceksiniz. Bak bana değil. 7 tanenin 6 tanesi mukaddes. Değerli yani. Olmadı işte. Mukaddes. Kıymetli mi? Kusi. Peki. Aslında bir o latifelere bir iki tane örnek yazalım ya. Şefkat. Şefkat-ı mukaddese. Mukaddese. Muhabbeti münezzehe, muhabbeti münezzehe gibi. Şey, hissin karşıda bir şey abi. His. His mi? Yani. Vicdanda mesela ne var? İrade, zihin, his, latife. His, bütün his. Korku. Yani. Ondan sonra sev, böyle heyecan falan ister ya. Paket yani enerji. Dün o kadar yakine şahit oldum ki. O kadar acayip, iddia ettiğimi bazen Allah yaşatıyor da böyle. Neyi düşünüyorsanız balon gibi ya içine giriyorsunuz. Düşünceler arkadaşlar sizi oluşturuyor. Neyi hayal ediyorsanız, neyi hayal ediyorsan, neredesin hayalin, neyi ona dönüşüyorsun. Kesinlikle. Şehveti olur, gadap olur, ilmi olur, fikri olur. Böyle neyi hayal ediyorsun? Fanos gibi içine giriyorsun. Çünkü bak o içimde his. Ben onu tefekkür edince veya düşününce ulvi şeyler tefekkür edilir. Mesela haram şeyler tefekkür edilmez. Cinselliği, kadın, fidyet, vermedi, gitti, geldi. Bunlar düşünseldir. Düşüncelerle olur. Haram tefekkür edilmez. Kafirde, gafilde tefekkür yok. Düşünce var. Kafirde, gafilde günahı iradeyle yapmaz. İhtiyarla yapar. Bunlar temel bilgiler. Tamam. Düşünce yok, fiilde var değil mi? He, düşün, evet. Şimdi ben dün akşam şöyle bir şey düşündüm. Allah'ı hissettirdiğini, nimeti söylüyorum. Ve emma bi nimeti rabbike fehaddis. Rabbinin sana ettiği nimeti söyle, tadat et ki sen de şükret hem de onlara ufuk olsun. Bir şey yani, içerisi önemli değil. Artık gündelik hayat bitti. İstiğfarımı da yaptım. Yatacağım artık. Cama doğru gittim. Bakayım etrafa. Semaya bakarım. Böyle. Kalktığım zaman yatarken. Mutlaka semaya bakarım. Şöyle bakayım dedim. Bir düşünce geldi bana. Çok iyiydim. Havam çok iyi. Havam o kadar iyi ki. Çok iyi. Yani halim çok şey. Çünkü dersten çıkmışız. Çok da güzel bir dersti. Ondan sonra sizin de ders vardı zaten. Muzakere. Ben de güzel şeye çalışıyordum böyle. Bir şey anlatıyorum ha, bakın buraya bakın. Bir şey hatırıma geldi. Balon gibi beni aldı içine. Fanos olur ya, balık, süs balığı dolaşır içine. Çok okyanus zanneder değil mi? Heyecanla dolaşır. Böyle dolaşır o zaman aynı yerdesin. Böyle bir düşünce, bir baktım ki içine, düşünce iken bendeydi. Ben onu düşününce içine girdim. Bir baktım ki ne sema kaldı, ne oda kaldı, ha bu kadar dairem kaldı. Baktım ki gittikçe o düşünce, aynı anlatıyorum. O semadan beni koparttı, geldi tabii büyük çekmece oraya kadar. O beni sıkıştırmaya başladı o düşünce, balon gibi. Hemen baktım oraya kadar geliyor, beni yapacak. Dedim ki dur orada, düşünce aynı bunun gibi balon mu ya? Beni içine soktu, olumsuz bir düşünceydi. Olumsuz bir şey düşündüm. Olumsuz. Yani böyle. Beni içine aldı. Tamam mı? İçine aldı. Baktım gittikçe ne kadar nazar edersem, ne kadar düşünürsem baktım daire küçülüyor. Daire ufalmaya başladı. Dur orada dedim. Dur. Aynı diyorum ha, konuşuyorum. Dur. Bu daire gittikçe nasıl anlıyorum daire küçüldüğünü? Sıkıntım çoğalıyor. Hissiyatım şey yapıyor. Tel başlayacak böyle. Dur orada. Ha dedim şu aynı böyle yaptım. Ha her düşünce balon gibidir. Bendeydi, sorun değildi. Onu uyandırdım,
içine girdim. Bu menfisi de böyledir, müsbeti de böyledir. Şu anda derste miyiz? Dersteyiz. Balon gibi. Hem de nasıl genişlemiş. Geniş. Ben keyifliyim yani şimdi. Çok şükür keyifliyim. Yani acayip bir şey. Derste mesela balon gibi genişliyor. Acayip oluyor. Olumsuz. Mesela yatarken şöyle yap mesela. Haşa. Yapma da. Bu yatıyorsun sağ. Bu tavan şimdi depremde. Allah Allah. Koca binalar birbiri üstüne. Oo, kolonlar arasında. Geldi yata. Ne yaptı? Sendeydi değil mi? Korku hissiydi. Hiçbir sorun yoktu. Düşündün onu. Videoları seyrettin deprem şeylerini. Ya böyle olursa kendin içine soktun depremin içine. Olan taşların arasındayım. Ne yaptın? Sen onun içine girdin. Düşündükçe daralıyor. Düşündükçe daralıyor. Aa taşın içindeyim. Aa nefes alamıyorum. Aa su da yok. Eyvah yanımda bir pet koysam, düdük koysam, şunu koysam. Kur'an koy kardeşim. Nasıl ufalıyor? Emniyet verdikçe şişer. Emniyet. Mesela Risale diyor ya. Dikkat ede ede. Emniyet vere vere balon ufalıyor. Yaklaştıkça canını okuyor işte. Ama tersi. Arkadaşlar sistemi anlatıyor. Sistem size ya cehennemdir ya cennet. O da senin elinde. Sistemi tanırsan yönetirsin. Sistem, dima anlattım ya dima. Kafayı. Kafka. Bu sistemdi. Mehmet dedi ki abi bir kere bize anlattın. Ulan ben 40 seneden beri kendimi anlatıyorum. Bana. Sen de bir defa dinledin. İkinci kez de anladın mı? Onu durdura durdura, not ala ala daha eyleme geçince o zaman anlamış olursun. Yani olay olunca dur eğer düşünceni dur orada. Büyükçekmece'ye kadar geldi baktım. Sema'ya bakıyordum. Venüs'tu galiba o parlak yıldır. Ondan sonra Büyükçekmece'ye kadar gelince sıktı beni. Oraya kadar dur diyebiliyorsan dura burada. Sen kimsin ya? Bir dakika ne yapıyor? Baktım ki balon gibi. Niye ufaldı da yaklaştı beni sıkmaya başladı? Dikkat ettim, emniyet verdim, mana yükledim. Hala düşüncem orada sıktı. Sonra dedim ki Allah Allah böyle oluyormuş dedim. Bir baktım hiç kimse yok. Nereye gitti? Böyledir. Yöntemi bileceksin. Hani askerlikte bir şey var ya, işi bileceksin. İşi bilmeyen işi gidecek. İşi bilen yöneteceği için işe gitmiyor. Şimdi Ene'nin şeyi nedir? Ene, ben olan ben. Sırrı insani. Takkeli, noktalı değil. Bunlar eller. Tamam mı abi? Hayat, hayat zahirde hayvanlarda da var. Göz, kulak, bakar, görmez. Usta diyor ki, değil mi? Lasyemelerde de var, sözlerde de var. Bakarlar, ayet-i mealidir aynı zamanda. Ayet mealidir. Bakarlar ama görmezler. İşitirler, duyarlar ama işitmezler. Kulakları var ama sağır yani. Gözleri var ama kör. Akılları var ama kupkuru. Tefekkür yok. İlim yok. Kalpleri var, sevgi yok. Hep tenkit. Hep olumsuz. Evde de öyle. Ha, bakıyor sanki sentede tabanca tetiğini kaldırsın yani tam böyle patlayacak. Herkes evde patlayacak gibi. Birisi bir şey dese hop hemen tenkit, hemen eleştir. Dur, dur sakin ol. Sanki tetikte bekliyor ya ona cevap vermek için. Sakin ol ya, rahat ol. Tam biraz çöp kutum biraz büyük olsun. Atsınlar çöpünü ya. Zübeyir abi demiş ki benim çöp kutum misal benim değil. Zübeyir abiye demiş ki birbirinize kızacağınız zaman demiş. Gelin bana atın. Abi dedi ya her şeyi sana anlatırsak ya kalır. Benim dedi çöp kutum öyle bizim evdeki çöp kutusuna benzemez demiş. O trenlerdeki vagon var onlara benzer dedi. Ustad genişletti benim çöp kutumu dedi. Herkes istediğin çöpünü atabilir diyor. İstersen gelin tükürün. Kardeşinize laf diyeceğinize benim suratıma tükürün diyor. Acayip bir şey insanlar. Bunlar yaşayan insanlar yani. Bu, tuhaf yani bunlar. Üstad dedi ya ben üzerime alıyorum diyor. He? Üzerime alıyorum. Sizin o kötü söylediğiniz üzerime alıyorum. Üzerime alıyorum. Latif nüktelerde şey var ki. Kardeşim beni tenkit ettiği zaman. Bir şey hiç atsana Mehmet. Perdeyi aç abi.
Senin arkanda, ha of be, tamam. Aydınlıysa. Tamam mı? Şimdi insaniyet bu. İşte ayetin gözleri var görmezler, kulaklar var işitmezler bu. İnsaniyet, kalpte insan, latife insaniye var. Nerede anlatır? 10. sözün 11. hakikatında. Latife insaniye, en bariz. Bir de 272 galiba, 273 barla. Latife insaniye orada söyler. İslamiyet midesi ubudiyettir. Onun içerisinde ibadet var. Ubudiyet namaz niyaz değildir. Ubudiyet Allah halik ben mahlukum. İbadet namaz niyaz oruç. Ölünce oruç biter. Yani ibadet biter. Ölünce ibadet biter. Ubudiyet devam eder. Ben kulum mahlukum. Ubudiyet. Tamam. Akıl, fikir ve fikir ve tefekkür. 50'dir. Onu alır. Vicdan his de alır. Hisler ya, duygular, şey hisler var bir sürü. Her şey hisler var böyle. Seversen, aa ne kadar hoş falan. Mesela pikniğe gidersin, çok sevinirsin, yağmur yağdırır, biraz üzülürsün. Bunlar hep his. Kalp, duyguların, duygu ama sen basar, kelam, kudret, duyguların kaynağı o. Ne eyleme dönüştürsek, feraset, dirayet, basiret olur yani. Feraset Allah'ın nuruyla bakar, tamam mı? İmandır mesela. Bir kalbin bir eli de imandır. Allah'ı alır. Yani çoğaltın demek istiyorum yani. Kalbi merkeze koyarsan iman kalptedir. Kafaya neyi koyarsın mesela? Dima. Dima mesela kaplan şey mide düşünürsen şu kabı. Eli itikattır. Kalbi bir kap düşünürsen eli imandır. Allah'ı alır. Aldım. Ruh da bu. Latifeler, şefkat-ı mukaddesi vesaireler. 24. mektup. Ede de ne var? Sırrı insanı var. Tamam. Peki devam edelim. Hala giremedik. Peki bunu şimdi şöyle vazife-i ilahiye karışmamakla bir kontak kuralım. Şimdi bunları anlattın da ona bağlantısı ne? Şimdi anlarsın. Okuyayım. Zaten onu okuyoruz. Vazife-i ilahiye. Şimdi şeyden açıldı. Ve ma alel resul illel bela. Sırmış. Herkeste bu yokmuş. Niye? Bu eller çalışmıyor da onda. Eller. Ha. Niye geçmiyorum resul? Sırrına diye. Geçemiyor. Sırrı bilmeden geçemiyor. Ne olduğunu anlamak istiyorsanız soru sorun. Çözemiyorsanız şu soruyu sorun. Ne değildir? Bu nedir? Gelecek cevap ayrıdır. Ne değildir? Yani her kelimeye niçin ve neden sorun. Sırrına mazhar olup hüsnü kabul ve hüsnü tesir. Bak şimdi. Ve mâler resul ilel bela. Ya ben yapıyorum, yerleri süpürüyorum abi merdivenlerden falan. O yapmıyor. Sana ne ya? Senin vazifen yapmak. Ben yapıyorum ama onu da aktif etsin. Ona uygun, ona endeksli iş yapma. Ben yapıyorum ama o da yapması lazım. O zaman senin yapman ona endeksli olursa ihlas sıkıntı olur. Ben yapayım, ne yaparsa yapsın yani. Hüsnü kabul, hüsnü tesir ve teveccühü nasıl kazanmak noktalarının Cenab-ı Hakk'ın vazifesiymiş. İhsanı olduğunu. Mesela insanlar dinleyecek mi bu dersi? Dinleyecek, dinlemezse. Seni ilgilendirmez. Kim nasıl dinleyecek? İbrahim Aleyhisselam'a kimse yok ya. Kabe biliyorsunuz gitmişsiniz. Vadi değil mi böyle? Ezan oku dedi. Ezanını. Ya Rab kimse yok ki benden başka. Yüksek ezanını oku dedi. Ben dünyaya dürüleceğim. Nasıl duyacak ya? Hakikaten acayip ya. Peygamberlik de zor ha. Çıraklı yok, kalfalı yok falan. Meslek lisesi yok peygamberliğin. Okulu yok. Şimdi iki badi arasında hiç kimse yok. Okul dünya duyacak. Nasıl inanayım ya? Orada ben ezan okuyacağım diye. Şimdi duyuyorlar mı? Kabe'deki ezanı. Ben herkesi ne duyuracağım dedi. Kime? Layık olana duyacak gidiyor. Duyan gidip namaz kılıyor.
Diyorum acayip bir şey. Akıllı almıyor. Çünkü bu sistem akılla kurulmadı ki akıllı anlatsın. Senin aklını yaparken, bu aklını yaparken Allah bu aklı mı kullandı? Bu kainatın hikmetini niye böyle oluyor, niye çıkıyor, gidiyor falan. Bu akılla nasıl anlayacaksın? Bu akılla kurulmadı ki. Bu akılın ölçülerine göre yapılmıyor ki. Sistem böyle çalışmıyor ki benim aklıma göre. Haddini bileceksin, rahat edeceksin. Lebbeyk diyen bugün oraya giden. Lebbeyk diyen ezanı duyandır. Bugün oraya gidiyor. Evet. Vazife ilahi yapıp vazifeyle karışmamı aynen şuna benzer. Rüştü abi böyle yapardı bana. Ben şu kitabı koydum. Tamam. Götürüyorum. Gücüm yetti. Güç. Öyle bir ağırlık oldu ki. Aha böyle oldum. Nasıl götüreceğim? Allah'ın işine, kainattaki işi niye böyle oluyor? Böyle olmaması lazım. Allah Allah çok oldu az oldu. Allah'ın yüküne omuz vermek. O iki büklüm değil, dört büklüm olur. Allah'ın işine, tasarrufuna karışma. Cümle bitirin, kesiyorum. Ezan okunuyor. Yani neticesi Allah'ın ihsanı olduğunu, kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını. Yani ben anlatıyorum. Adam dinler dinlemez. Hiç ama. Hiç defterimde değil. Ama ben anlatıyor muyum? Yarın bana diyecek Allah. Anlattın mı? Söyledin mi? Vazifeni yaptın mı? Şimdi bana geldi. Gitti değil mi Abdülbasit? Ben ders çalışıyordum. Akıl çalışıyordum. Şualar 510'dayım. Akıl tamam mı? Şualar 510'dayım. Şimdi o kadar güzel bir yerdeyim ki yeni bir şey buldum. Akıl esmaya mazar. Esma ile yapılmış akıl. Kalp sıfatlarla yapılmış. Yeni yeni. Ruh da şeylerle yapılmış. Şuunat-ı zatiyeden yapılmış. Onu şey yapıyorum. Öyle de dalmışım ki. Geldi abi. Abi dedi 11.45 12'de ders var ya. Abi ders var değil mi dedi. He var. Şimdi ben o keyif var ya o balonun içinden. Gel de çık. Ama ne demek istiyorum? Vazifen nedir? Bunu bırakma şansı şeyini. Hadi bakalım derse. Yani gitmeme, yapmama, olmama diye bir lüksüm yok. Mesela akşam ders değil mi? Benim, ya ben derse gitmeyeceğim. Bugün cüz okuyacaksınız değil mi? Benim böyle, ya bugün hastayım okuyayım. Öyle bir lüksünüz yok. Ben Hizbul Kur'an okumuyorum. Bugün ben namazı öğleyin kıldık. Tesbihat yapmayacağım. Böyle bir lüksümüz yok. Yok kardeşim yok. Öyle bir şeyin yok. Bak bugün o balondan çıktım, oh tatlı bir havaya soktu. Tamam, 2-3 saat giderken, yani Cenab-ı Hak ikram etti. Balon gibi girdik, cennet gibi havaya. Geldi, balona çivi soktu. Abdülbasit dedi ki, abi ders iniyoruz, istersen inme. Ha. Yani şeyi yapmak için, وَمَا عَلَّ الرَّسُولِ اِلَّا بَلَا. Yani bizim vazife ihsan ilahi olduğunu, kendi vazifesine dahil olmadığını neticeyi düşünmek, ve lazım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlasa muvaffak olur. Efendim dinleyeceklermiş. İster dinlesinler, ister dinlemesinler. İster kabul etsinler, ister etmesinler. Senin vazifen ne? Tebliğ. Allah diyecek. Hasan, ben İstanbul Hukuku'nda geçiyor. Bak iyi dinleyin bunu. Not alabilirsiniz ben ezberlediğim için. Alime niçin söylemedin sorulmadıkça cahile niçin böyle yaptın sorulmayacaktır. Bak. Alime niçin demedin sorulmadıkça cahile niçin yapmadın sorulmayacaktır. Bir toplum bozulmuş mu? Sebebi nedir biliyor musun? Alimler bozulmasa diyor Allah Resulü toplum bozulmaz. Bu toplumun bozukluğu alimlerin sebebidir. Nurcular. Kim ise biz madem çaredir, Risale Mücedid'dir, bu toplumun bozulmasına da gene biziz. Biz düzgün olsaydık toplum böyle olmazdı. Ben suçu kendim üzerime alıyorum. Bazen değil, her akrabam öldüğü zaman psikolojik 3 gün ben gırdaba giriyorum. Sırrımı söyleyeyim. Nurları tanımadı. Ben buna niye ulaşamadım? Acaba diyebilir miydim? Azap çekiyorum. Yeğenlerim var, akrabam var. Niye böyle başkasını? İlk önce peygamberimize yakın akrabandan başla demiş.
böyle vefat ettikleri zaman nurları tanımadan veya gafil, şu anda gafil yaşıyorlar, bilmek, duymak istemiyorum. Ne yapabilirim? Elimden de bir şey gelmiyor. Korkuyorum, bana diyecek ki Cenab-ı Hak dedin mi? Evlerine de gince de bazıları kenar köşe fare gibi delik arıyorlar. Yapacağım bir şeyim yok. Ama içinde gidiyor. Ha demek ki bizim vazifeyi yapacağız. Netice Allah'a ait ama acaba vazifeyi yapıyor mu diye endişe ediyoruz. Ha neticesi dinler dinlemez bizim vazifemiz değil. Onunla da mükellef olmadığını bilmekle ihlasa muvaffak olur. Yoksa ihlası kaçırır. Lemalar 133. İnşallah bunda bu mukaddemeyi yaptıktan sonra şey çok önemli, İsa Aleyhisselam'ın şeyini. Hangi gün okuyacağız gene öğleyin? Öğleyin ne zaman dersimiz var Resul? Öyle. Perşembe mi bekleyeceğiz? Evet. Perşembe öğleyin 12'de var. Cumartesi 12'de var. Perşembe akşam dersi var gene canlı yayın. Bu akşam canlı yayın var mı? Günlerden salı günü var ya. Bugün yok. Cumartesi salı mi? Salı günü var abi. Salı günü var. Cumartesi yok. Değil mi? Cumartesi yok. Cumartesi yok. Ha, benim özel olabilir. Tamam. Peki. Bir daha sana bu İzmir depreminde mesela üniversite öğrenci kısa söyleyeyim dışarı kalmışlar, giremiyorlar. O Mehmet Vakıf olan müdüre gitmiş demiş kitabı vermiş. Bak demiş ayet var bu depremle alakalı bir şey var demiş. Demiş biz ilgilenmiyoruz kardeşim demiş göndermiş onu. Yani en azından o söylemiş orada. Ya. Şimdi yapmış. Evet, biz ilgilenmiyoruz. Demiş böyle ters yani ters dememiş de yok demiş. Biz böyle şeylerle ilgilenmiyoruz. Evet o kadar. Yani o kadar. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه شيء تا kapat soru var mı hocam kapat Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Sonunda başlayayım ki başta kaybediyorsunuz. Nurculuk nedir? Risale-i Nur nedir? Bediüzzaman Hazretleri kimdir? Vazife-i ilahiye karışmamak dustur. Vazife-i ilahiye. Bu çok önemli ha. Hatta Kur'an vazifeyle karışmamak yapalım mı? Yapalım abi. Bu çok ilginç. 316. Yani psikolojinin, psikoloji sıkıntılarının, aile sıkıntıların, doğadaki, tabiattaki hadiseler var ya. Depremlerdir, zelzeledir. Niye böyle oluyor? İtiraz var, şeyler oluyor ya. Yani onların hepsinin cevabıdır zannediyorum. 316 Peki vazife-i ilahiye karışmamak dusturmuş ve hem esasmış. Bu dustur ve esas hak ve hikmete tam muvafık muamele yapmak. Ancak yani dünyevi hadiseler var ya, kimin bu? Allah'ın. Onu ona bırakmak. Senin işin ne? Onu yapmak. Senin işini yapacaksın. Çünkü bir kere hemen başta bir şey söyleyeyim lügattan önce. Allah kainatta dağ mesela dağ iki taş arasında bir tane çiçek yarattı. Eskide beni çok alakadar ediyordu. Bu kainat insana verilmiş. İnsan halife. Ama yaylaya gittiğim zaman iki taş arasında ufak bir şey tam da solmak üzere gördüm. Görmediğim bir sürü taşlar arasında çiçek var. Beni etkilediği için söylüyorum, detaylı anlatıyorum. Benle hiç alakası yok ki dedim. Yani benim için yaratılmış bunlar. Yıldızlar var kehkeşan. Hiç görmedim daha. Gibi. Şimdi bir... Allah kendisi Allah'lık yapıyor. Esmalar hükmünü icra edip ahirete serveti manzaralar oluyor. Meleği ağla sakinleri seyrediyor. Ruhaniler.
melekler seyrediyor. İnsanın istidat ve kabiliyetlerinin inkişafına sebep oluyor. Nefsi melabegâh oluyor. Tamam, sen tamam geçebilirsin. Dursun, bu şekilde sorun yok. Beş tane. Tamam. Şimdi diyor ki, beş tane zahirde gözüken hikmet. Bir tanesi tahakkuk etse, maksat yerine gelmiş oluyor. Bir tane, bir kere Allah Allah'lık yapıyor. Değil mi? Esma ahiretteki sermedi manzaraları dokuyor. Meleğe'yle ruhanileri seyrediyor. Meleklerin seyrengahı oluyor. İnsanın istidat ve kabiliyetlerinin ruhunun inkişafına sebep oluyor. Yani vesile oluyor. Altı, nefsin melabegahıdır. Nefsin melabegahı. Şimdi bir tanesi olmamış olsa. Yani bir tane olsa ne olur, olmasa ne olur değil mi? Şimdi vazife-i ilahiye bu bütünlüktür. Şimdi onu okuyoruz. Bu dustur ve esas. İnsanı çökertiyor bu. Şu arkadaşlar, dustur ve esas. Bir, içsel alemde buna uyman lazım demek. Esas ise dustur. Dış dünyada beraber hizmet ettiğimiz arkadaşlarla yapmamız gerekiyor. Anlıyor musunuz? Mesela ihlas nedir? Dustur mudur? Kaç tane şey var? Yani kendisi düsturdur ama esasları da var. Zaten. Esas. Bak şimdi. Dört dörtten düstur var. Dört ayettir. Her birisi bir ayetin tefsiridir. Kulu vallahu ehad birinci düstur. Dört ayet. İhlas suresinin dört düstur. Düstur olunca bize bakıyor. Esas olunca onu ortadan kaldırdığın zaman ne sen varsın ne cemaat var. Esas temel mi? İhlasın başında diyor ki şu dokuz tane esas diyor. Ama içsel yapılanma, bakışın içini yapılandırma. Mesela şöyle. Buyurun, buyurun, buyurun arkadaşlar. Tamam. Bu esastır. İçinde onu hazmetmek dusturdur. Ama şöyle. Mesela dışarıda buyurun, buyurun, hoş geldiniz, gerekeni yapıyorsun. İçeride boşun devrilsin, senin devrilsini. Dışarıda içeride dustur yok, esas var. Abi şunu şöyle hani daha iyi anlamak adına. Şimdi o zaman düstur şey mi diyeceğiz, kanun mu diyeceğiz veya kural mı diyeceğiz? Yani mesela şimdi bir kanun var, bir şey var. Namus, abi. Namus. Kanun ihlastır, namus düsturdur. 55. sayfada Mesnevi'de söyler, kanun emirdendir, namus iradedendir. Namus ne demek? O bizim bildiğimiz namus değil. Kendi öz kişiliği. İzzet-i nefs. Yani mesela diyelim ki 2000'i aşkın elma kanunu var. 2000 çeşit var yani. Daha fazla. Ama benim bahçemdeki elma namustur. Hepsinin imtiyazdadır. Yani insanların burnu, gözü, kulağı herkes de aynı yerde. Bu kanundur. Ama herkesin siması farklıdır. Bu namustur. İmtiyazda olmak. Tamam? Kanun emirdendir, namus özelindir, iradedendir, sana astır. 55 mesleğiydi, tamam mı? Tamam abi, ben de diyecektim, namusu böyle bir açabilir misin? Yani? Diyecektim. Böyle karıştırılıyor yani. He. Tam onu söylerken siz söyledin. Yani senin... İkram ilahi etti Allah sana. Sana Allah ikram etti. Kişiliğe hiç alakası yok. Allah yapıyor hepsini. Demek ki İç yapılanma. Çok etkileniyorum ben ondan ya. Yani içiyle dişi var ya böyle langır lungur böyle. Sevmesin ya. Diyorsun ki bu doğru söylüyor. Hakikaten doğru konuşuyor. Ama vallahi ben buna ısınamadım ya. Eğer sende sorun yoksa onda sorun var. Isınamıyorsun yani adama.
Bir şey var yani. Çünkü ha esası doğru, dusturu yan. Destur derler ya. Destur var mı? Bana müsaaden var mı? Destur ver. Ha. Bakın İhlas çok güzel bir misal. İhlas Risalesi'nin başında bu 9 esas diyor. Bak bir daha göster. Ondan sonra gireceğim bu şeye. Diyor ki 21. şey. Diyor ki bu dünyada en büyük sayıyor. En yüksek riyasetet, en büyük en safi bir ubudet ihlastır. Tamam mı? İhlas. Madem ihlas mensul hasalar nerede diyor husus hizmeti en mühim bir esas. Ha şurada. Bu dünyada ey ahiret kardeşlerime ve hizmeti Kur'an arkadaşlarım bilirsiniz ki ve biliniz bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas. Esas. En büyük bir kuvvet. Esas bu cinsten yani. En büyük bir şefaatçi. Esas anladık mı burada? 9 taneden bir tanedir. Bak bu hizmetlerde bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas. Esas şu, şu binanın temeli yoksa yoktur. En büyük bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi. En metin bir nokta istinat, en kısa bir tarih-i hakikat, en makbul bir bir dua-i manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek bir hasret, en safi bir ubudiyet ihlastır. Burada bir ihlas esas oluyor. Ama ihlasın esasatı muhafaza etmek için düsturlar var. Bunları koruman için düsturlar. Birinci düsturunuz. Böyle yap. İhlasın kendisi etsin. İhlas kalktığı zaman maneviyet yoktur abi. Yok. İhlas kanundur. Bizim hizmetimizin ruhudur. Şahs-ı manevidir. Tamam. Ama oraya uymak, oradan istifade etmek, iştirak alam, amal-i uhreviyeden istifaza etmek, hisse almak, sekerat anında, ölüm anında bir şahsın nasıl ki bir tarikatta eskide vardı. Şeyhler hani böyle hemen siyanet gibi sirayet ederler. Siyanet gibi sirayet ederler ve şeytanı kovarlar. İmanlı girmesine vesile olur. Ondandır ki sekerat çeken ölünün yanına şu 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 insan girmesin diyor. Demek ki ondan şeytan geliyor. Şu insan, şu insan, şu insan girmesin. Şimdi saymak istemiyorum onu. Ölüm anında böyle. Adam sekeratta, yoğun bakıma. Herkes girmesin diyor. Onun için yoğun bakıma koyma. Çünkü her türlü insan giriyor oraya. Ya ne diyor? Ya ölünün hukukunu muhafaza eden dünya. Mezara basmayın diyor. Mekruhtur diyor. Ne var ya toprak değil mi? Değildi işte. Adam zahmet. Evet. Toprağına bastırmıyor. Morgda da adli tıpta kestirmeyin zorluk hissediyor. Yoğun bakımda da herkes girmesin. Evinde odasına herkes girmesin. Şu 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 girmesin diyor. İtikadı bozuk olan girmesin diyor. Malum günler sahibi olan kadın girmesin diyor. Tamam. Ondan sonra onunla bir nefreti olan kişi girmesin diyor. Allah Resulü'nün tabiriyle gördüğünüz zaman rahatlatan, konuştuğu zaman sizi ferahlatan müspet insanlar girsin diyor. Onlar balon gibi etrafına yapıyor. Şeytanı lan gelemiyor. Canını böyle veriyor. O kadar acayip. Ne işin var? Ben vefat ettim dersen de. Ne götürüyorsun beni der hastaneye yoğun bakım. Biraz bitti işte ya. Kalp kalbi ne kalbi işte. Bitti işte. Tamam. Özür dilerim, kadın orada hemşire gelecek, sekeratında şahit olacak, şey olacak yani. Girmeyin diyor. Fıkıhtaki kaydı söylüyorum, benim tespitim falan değil. Yani sistemi bilmiyoruz arkadaşlar, sistem. Sistem balon, fanos gibi esastır. Sen de adam ol, bunlara uy, dustur. Mesela iki tane İhlas Risalesi var. Bir 20, bir 21. Bakın içeriklerinde ne anlat? 20. İhlas... Müminler mabeyninde. Anne, babana, kardeşine. Mesela
Ad zaman de mesela, aciz bir insan, bakmak, etmek, tarikata, ilmi kelamcılara, dini cemaatlere nasıl bakacağız? 20. lema. 21. lema bizi inşa ediyor ya. Biz. Ha. Şimdi vazife-i ilahiye karışmamak. O kadar mükemmel bir şey ki. Her şey böyle, biz ne yapıyoruz ya? Koca bir kainatta, tamam, şöyle bir resim düşün. Şöyle diyeyim, bak şurası. Bunu görüyorsunuz. Şu komple tahtayı düşünün. Bak bu yazı, şu Ç var ya, şu Ç. Ç. Şimdi buradan geliyor. Bak buradan geliyor. Şu ders oldu. Bak oldu. Şurada hiç için Ç'si. İ'nin noktası. Hiçbirisini görmesen, sırf noktayı görsen, buraya düşün, mana yükle. Mana yüklüyoruz. Lan iyi ile mana olur mu? Bütünsel göreceksin ki onun manası olsun. Biz kainata böyleyiz arkadaşlar. Allah'ın işine böyle karışıyoruz. Resmi bütün görmediğimiz için itiraz ediyoruz. Allah'ın işine karışma ya. Mektubatta geçiyor. Madem böyle bir ilmi muhiti ezeli var, kim nereye layık ve mustahak ise ona öyle muamele ediyor ve edecek diyor. Niye böyle yaptı diyor. Sana ne, sen ortağı mısın? Biliyor musun onu? O durumunu. Olayı biliyor musun? Arkasını biliyor musun? Bilmiyorum. Karışma, kendi işine bak ya. Tamam. Sen ne olacak? Abdestini al, yat sağına. Deprem olacak, binanın altına kalacaksın. Ne olacaksa olsun ya, sana ne o? Sen abdestini al, Allah'ın işine karışma. Sen Allah'ın mülküsün. Hem memlükusun. Mülkünde tasarruf ediyorsun. Madem böyle ilmi muhit ezeli var, madem her tarafı kuşatmış, bir boşluk yok, her taraf ilmi altında, kontrol altında, her şey kontrol altındadır. Endişeye mahal yoktur yani. Her şey kontrol altındadır. Allah Allah'lık yapıyor. Bırakıp yatmıyor, muallak gibi yatmamış. Bir mezhebi var. Muttala mı? Dilimde işte. Yok. Bir mezhep var. Allah yaptı. Tamam mı? Öteki tanrıya bıraktı. O tanrı da başka tanrı yaptı. O tanrı başka tanrı yaptı. Birinci tanrıyı atıyor. Allah demiyorum ben bir şeyde. İşte öyle bir mezhep. O mezhep öyle diyor. Biz o mezhebe mi sahibiz? Allah işin başında. Allah'lık yapıyor. Endişe etme. Senin bildiğin gibi de değil Allah. Sevdiğinden daha iyi. Allah'ı bildiğin merhametli biliyorsun ya, ondan daha fazla. Adil biliyorsun, ondan daha fazla. Öyle değil mi? Öyle en azından. Her Resul, senin bildiğin Allah merhametli bir miktarı var değil mi senin? Ondan fazla biliyor musun? Ben Üstad'ın şöyle bir tabiri var abi. Şu ana kadar bütün alemler diye Allah'tan bahsetmiştir. Hiçbirisi Allah değildir. Rüşt abi demiş. Kendi zanlarımı söylüyorum, evet. Ama hiçbirisi değildir. Hiçbirisi de değildir. Hadi bakalım. Bu dustur ve esas. Bak ikisi. Adam ol. İşini ona göre yapma. Teslim ol, dustur ve esas. Hak ve hikmete. Bak ayırmış. Tam muvafık muamele yapmak. Ancak sonsuz hikmet ilahiyenin tercihiyle olduğunu anlamakla. Ona teslim olmak, yani ancak bütünü resmi göreceksin ki o zaman diyeceksin ki ha, bu adalet olmuş, bu hak etti, bu bunun içinmiş. Sonra haşırda diyeceğiz ki, itiraz ettik ya dünyada, sizi bize diyecektik ki bunu bunun için yaptım, ha bunu da bunun için yaptım. Öyle mi ya? Allah Allah ya. O kadar. Biz kuluz kardeşim. Teslim ol. Tamam. Burada da sanki aynı kanuniyet var. Yani düstur ve esas diyor ya. Evet, aynı söylüyor. Vazife-i ilahiye karışmamak esastır. Ama o esası muhafaza etmek için düsturlar var. Esas. Yani teslim, evet. Ve tevekkül gibi yani. Hah. Evet. Teslim, tevekkül, itimat, kana. Reçete bu. Evir çevir. Sabah akşam bunu iç. Bir daha söylesin abi. Teslim, tevekkül, İtimat, kanaat. Doktor dedi ki sabah akşam aç karnına içsin bunu. Muhsin'in. Evet.
Peki nasıl içecek? Sabah namazına kalkınca bir bardak ılık suya, bir tatlı kaşığı sirke, bir tatlı kaşığı çörek otu yağı, bir de itimat, teslim, tevekkül, itimat kanaatı da karıştırsın içsin. Daha bir tatlı kaşığı da bağ. Hepsini tatlandırsın. Kaç tane etti? Ilık su. Üstü zan adam itimat diyor sen. He o kadar. O ne? He? Bunun içinde. Üstü zan adam itimat diyor ya. Ya bunun içinde o dört tane şey var ya, teslim, tevekkül. O insanlarla ilişkilerde şöyle. Suizan etme insana ya. Üstü zan et ama Allah'ın söylediği tedbiri yap. Çünkü Allah'a isyan eden, Allah'a namazını, ibadetini, tesbihatını yapmayan, yer yer yalan konuşan insana da bütün teslim olma. Hüsnü zannet ama düşünce itibariyle, eylem itibariyle ademi itimat. İtimat etme. Hüsnü zan, ademi itimat. Düşünsel bakımından iyi adamdır. Çok yani ortadadır. İyi kötü demiyorum. Eylemde kötü adam gibi davran. Yani şu, tedbirini al. Kur'an'ın en uzun ayeti nedir? En uzun ayeti Mudayene ayetidir. Mudayene ayetidir. Ne anlatır orada? Anlaşmalarda kayıt altına alın. Yani güvene bırakmayın işinizi. Sahabeler konuştuklarını kayıt altına imza atarlardı. Tak tak tak. Bu zamanda abi zaten Üstad Hazretleri kimlere itimat edilir onun şeylerini söylüyor. Kimlere nasıl itimat edilir? Evet. Kime ediliyormuş? Bunu Kastamonu'da söylüyor abi da. Bak 20 hem 20 seneden beri tahrip kerane eşeddü zulüm altında o derece ahlak bozulmuş, metanet ve sadakat kaybolmuş ki ondan belki de 20'den birisine itimat edilmez. Bu acip halata karşı, yani bu vaziyete karşı çok fevkalade sebat, metanet, sadakat, hamiyeti İslamiye lazımdır. Ki ha, bu dört tanesi olmayana diyor, iyi güvenirsen, itimat edersen akim kalır, zarar verir. Ya. 20 kişiden diyor. 90. Peki 20 kişiden, burayı bakın. İlk baş 10 dedi. Bir dakika, 20 kişiden. 20 kişiden. Bir şey söylettirmek istiyorum size. 20'den birisine. Birisine ne yapılır? Güvenilir mi? İtimat edilmez. 20 kişiden bir kişiye itimat edilmez. Ne demektir bu? Yani itimat edecek kişi yok. Ancak şu vasıflar şartlı. O olumsuzluklar ustad demez. Mesela meyve ve ağaç toplama var ya. Mesela uzum toplama. Bağ bozumu. Bağ bozumu derler ya, bağ bozmak. Hayır. Ne demiş ustad? Bağ bozumu dememiş. Çözümü demiş. Çözün. Rahmet-i İlahi öyle bağlı, çözün. Şimdi güvenilmez. Şu dört tane aşağıda söyledi ya. Hamiyeti İslamiye. Hamiyet. Bir dakika. Hamiyeti İslamiye. Yani hamiyet olacak. Yani kişi, hamiyet İslamiye şu. Kimin himmeti, milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Yani ne için yaşıyor bu adam? Hamiyet o kadardır. Sonra? Sadakat. Sadakat yani şu, sana bana değil, Allah'a sadık olan sana bana sadık olur. Namazını eften püften kılan senin sözünde durmaz. Sadakat, yani eyleme dönüşmeyi istiyorum böyle. Sadakat böyle, ben o külliyatı böyle sadakatim, ondan sonra kapatıyorsun yarım saatten sonra, bir saat sosyal medyada dolaşıyorsun. Ona bunu tenkit ediyorsun, eleştiriyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Usta dinlemiyor. Eylemde göster sadakat, lafta değil. Hamiyet İslamiye kimin için yaşıyorsun? Gayesi kim bunun? İki, sadakat. Yani ne kadar uyuyorsun eylemde, ne kadar iyi biliyorsun diyeyim. Üç, metanet. Zorluklar karşısında hemen geri dönüyor musun? Bir de sebat. Sebat. Sebat edeceksin. Yani sıralaması çok güzel abi. Yani ha? Sıralaması tam yerinde yani. Tam yer. Ha, bunlara, bu sıfata ne kadar sahipse bu adama güvenilir. Peki ne yapacağız yani? Kardeşim ehli dünyaya protokol yapacaksın ya. İmza atacaksın. Bugün dershanelerde, hizmetimizde söylüyorum. Herkesin yani yok onu
vakıf yoktu eskide. Yani bizim mesela Darül Envar yoktu. Vakıfların üzerine yapardık. Onu bunun üzerine yapardık. Bir sürü sıkıntılar yaşadık ya. Bir sürü sıkıntı yaşadık ya. Bunu gizlemeye gerek yok ki. Zeytinburnu ondan oldu işte. O zaman Rüştü abi vakıf kurmadı. Demirel Ecevit dönemlerinde hemen 10 senede bir ihtilal oluyordu. Vakıflara el koyuyorlardı. Bari diyor dersen şahısların üzerine yapalım. Şahıs da çekip gittiği zaman üzerindeki tapuyla gitti ya. Ama şimdi öyle değil çok şükür. Daha var vakfımız. Yani niye söylüyorum? En zirvede söylüyor. Sahabeler imzalardı protokol müdayene ayeti. Şimdi daire alıyor. İşte tapuyu, parayı veriyor. Nereden alıyorsun? Bak bir tane fıkıhta yanlış. Topraktan girmiş. Parayı vermiş daire. Ne satın aldın daire? Hani daire? Abi topraktan sonra çıkacak. Sonra verirsin parayı. Mal belli değilse ona mal alınmaz ki, para verilmez ki. Ticaret akit fasit yani. Bu ne oluyor? Olmuyor ki ticaret. Akit değil yani. Şimdi bak neyi satın aldın? Havayı. Çıkacak. Dalda olgunlaşmamış meyve satılamaz. Mehmet artık anla ya. Yok anladım. Bina aşağıdan tapuda müteahhitle ne oluyor? Ne oluyorsa olmuyor işte. Anla. Konumuz o değil. O detaya sokma beni. Topraktan ben misaller veriyorum çarpıcı. Topraktan aldın her şeyi müteahhitten daha yapılmadı. Neyi alıyorsun? Havayı aldın. Peki. Yani akit yapın. Akitte bir satan alan malın hacmi malın kütlesi, malın yani hacmi kütlesi fiziksel hali, akitin şartları şu kadar vereceksin, bu kadar olacak, şu olacak. Yazdın mı? Mal. Peki satan belli, alan belli, mal. Mal nerede? Öyle bir şey yok. Peki ne oluyor? Ha bak, mağdur olmuşlar. Müteahhite vermiş parayı, müteahhit 10 kişiye satmış. Evet. Mal yok. Ya güvendi para veriyor. Güvenme kardeşim. İmza. Güvenme kardeşim. Yani bu ademit bak. Hüsnü zan, adem itimat. Hüsnü zan et, tamam. Potansiyel iyilik ve kötülüğe uygundur. Ama şey yapacağız. Şu elimin parmağını görüyor musunuz? Şu elimin parmağının sayesinden belki de fazla yoktur. Şimdi bu asırda. Paranın ve kadının değiştiremeyeceği insan. Şu iki parmağım adedince. Bana dediler ki, deseler ki, şunu sana vereceğim, olmayacak bir şey. Dershanede yap bunu. Olur mu ya? Hizmette olur mu ya böyle şey? Saçmalık şey yapma. Tamam abi 10 bin lira verin. Olmaz lan, ne 10 bin lirası ya? Hizmetteyim. Abi 100 bin lira verelim de yani bunu şey, memur, devlet memuru kabul et. Memur bey şunu imzalar mısın? Olur mu ya şöyle dedi prosedürle bu yanlış ya ben ne yapacağım ya? 10 bin lira veririm. Olmaz kardeşim ya. Sert, yumuşadı bak. Olur mu ilk önce? 10 bin lira şey yapalım. Ya olmaz kardeşim ya. 100 bin lira şey yapalım. Tamam da yani çok zor kardeşim de ya. Sen şimdi 5'ten sonra gelirsin tamam mı? Bak herkesin satılabileceği miktar var. Herkesi söylüyorum. Satılabileceği miktar var. Satılmayacak insan, kendini satmayacak insan çok azdır. Beni 1000 liraya kandıramazsın. Satılamam. Ben satılık değilim. 10 bin liraya satılık diyeyim. Bana bak 100 bin lira teklif et bakayım. Satılıyor muyum, satılmıyor muyum? Ya. Demek ki ucuz pahalı insanlar var öyle mi? Evet. Ucuz ve pahalı insan var. Semana kalıyla. Peki. Nursilin, Nursilin. Çaresi neymiş abim? Nursilin abi. Nursilin. Aynen öyle. Neymiş? Nursilin. Nursilin diyecek de ilaç. Nur, nur. Abi, sabah. Bizim binaya getirenler de Nursilin içiyordu. Hangi? Ha ya, Nursilin. Onlar içmemişler. İçmemiş. Evet. İçti de doktorun dediği gibi içmemiş. Bunlar da alerji yapmış. He? Alerji yapmış. Yani etki yapmış. Evet. Ya böyle bak olmuyormuş değil mi şey Resul? Şimdi. Nursilin de. Değil Risale-i Nur'a okuyan hata yapması, Kur'an okuyan hata yaptı. Hani demiştin ya dünkü derste, devletin doktoruna itimat edin. Ediyoruz diye. Gidiyorsun, ilacı yazıyor, diyor ki bu 15 günlük tedavi. Bunu diyor her gün şu miktarda alacaksın. Eğer almasan sana tesir etmez. Evet. Nursi'nin de aynı öyle.
Yazıldığı şekilde kullanılır. Arkadaşlar, biz ne kadar Allah'ın sünnetine, sünnetullahına bir adetine, onun hayattaki eylem haline, sünnet-i seniyeye uyarsak, insani ilişkilerde protokola, kaideye, imzalara uyarsak, ondan sonra bir, ehliyle meşveret edip edemiyorsan, ilk önce ehliyle istişare, meşveret. Değilse istihare, gece yatma. Ondan sonra imzaları atarsın. Ha olursa olur, ondan sonra tamam. Tamam, hadi bakalım. Bu dustur ve esas, bak ikisi. Hak ve hikmete tam muvafık muamele yapmak, ancak sonsuz hikmet ilahi tercih ile olduğunu anlamakla ona teslim olmak ve tevekkül etmek sırrını ifade eder. Bunun için Bediüzzaman Hazretleri hizmette istikamet ehlini şöyle tavsif eder. İstikamet kim Mehmet? Bak şimdi. Nerede anlatıyor? Lemalar 133. Diyor ki ve ma aler resul illel bela. Ne eksik? Kenarda kalmıştım. Sırrına mazar olup ve ma aler resul illel bela. Ne demek? Resuller sadece tebliğ var. Ha, resulün vazifesi nedir? Tebliğ eder. Yani neticeyle hükümlü değildir. Vazifeli değildir. Tamam. Yani mesela Yunus Aleyhisselam ve Mâler Resul iler bela tebliğ etti 100 sene. Bir tane adam çıkmadı. Dedi ya bunlardan adam olmaz. Başka kavime gideyim orada anlatayım dedi. Sonucu şey yapınca, görmeyince çekip gittik. Çıkınca da Allah yakaladık diyor yine de. Yakaladık diyor. Kimden izin aldın? Sen sonuç endeksli hizmet yapmayacaksın. Sonuç endeksli ne olur? Ya burada olursam şu olursa ya sonuç endeksli değil. Sana nasıl dermiş? Ve ma aller resul ve ma alle Mehmet illa bela. Mehmet ancak tebliğ vardır. Tamam? Sonucu değil. Bak ne demiş? Sırrına mazar olup, demek herkes bunu anlayamaz. Sır. Sır ne demek biliyor musunuz? Sır. Bak. Sekizinci sözde kuyudan adam nasıl çıktı? Bunda bir sır var dedi. Sır demedi. Tılsım. Bunda bir tılsım var dedi. Tılsımı çözdü. Aslan ne oldu? Aslan at oldu. Duvar kapısı ne oldu? Duvar ne oldu? Kapı oldu. Değişti değil mi? Tılsım şu arkadaşlar. Tılsımla sır farkı. Şimdi bu sır diyor bakın. Ve mâle resul ile bela sır. Niye sır? Bak. Böyle geçmeyin hemen. Tılsım artı 10 santigrat derece, eksi 10 santigrat derece bir yere koyarsanız bir kabın içerisine beyaz boya ile kırmızı şey siyah boya koyarsanız gri olur. Bu tılsım dönüştürür. Tılsım dönüştürür. Dönüştürür unutmayın. Sır ise kaba beyazı dökün, kırmızıyı da dökün, maviyi, kırmızı ne koyarsanız koyun, hiçbirisi birbirine karışmıyor, koruyor. Nasıl koruyor? İşte sır. Sır zıtların cemidir. Ve mâller resul illâ bela, sonuç yok ama gene tebliğ ediyor. Zıtlar var. Tılsım ise söyledim kabul etmedi. Lan başın devresinden, cehennemin dibine. Bu tılsım sahibidir. Fark ettik şey mi? Dedin, artı 10'la geçen dedin, eksi 10'a koyduğun zaman nötr, sıfırlanır. Nötr olur. Nötr olur, bu tılsım. Tılsım bu. Tılsım dönüştürür, sıfırladı. 10 derece ne yaptı? Sıfır yaptı. Sıfırladı, dönüştürdü. Dönüştürdü yani, tılsım bu. İşte o kuyu dönüştürdü. Ama insan Allah'ın sırrıdır. İşte bu kainat, bu kainata bakabilmek, tılsım sahibi alimlerdir. Sır sahibi ise sır sahibi şu: Allah'ın özel kullarına, asıl imamlarına verir. Nedir o? Usta şöyle diyor. Bakayım nerede olduğunuz kim söyleyecek, kim bir şey yapacak? Diyor ki sana insaniyet verdi, hayatı verdi. Sana insaniyet midesini verdi. Akıl midesini verdi. Kalp midesini verdi. Bir de
İlmi Kur'ani, hikmeti imaniye özel verildi diyor. Neredeydi resmen? Mesne'nin ölüye. Şuada diyor. Dördüncü şuada. Dördüncü şuada. Yani bak, herkese hayat midesini verdi. Onların elleri hissiyat. Akıl midesini verdi, elleri fikir. Kalp midesini verdi, elleri duygular. Ruh midesini verdi, elleri latifeler, şefkat, muhabbet, aşk, sevk, surur. Ama ilmi Kur'ani, hikmeti imani özel verilmiş. Herkese yok bu. Bu sır. Bunu karşılayasana sen onun için. He? Karşılayasana onu. Yazayım mı? Yazayım. Mideleri mi? Yok, her şeyi karşılarım. Kalbin karşılığı değil mi? Ha, yazayım. Tamam, yazayım abi. Yazayım. Sen o zaman geç oraya. Yazayım bak, yazayım. Tamam abi. Arka tarafa yapayım. Namde Hikmet Kur'an'ı ilmi. Aç onu. İlmi Kur'an'ı hikmeti imani. Şualar 68'de. Bak şimdi. Hop. Şöyle yapsam. Allah inşallah Arnavutköy'de Ersan'ımız olunca bunları çevirip çevirmeyeceğiz. O ne yaptı, onu sıktı mı? Bu yanlış olmuş. Bu şey olmuş. Öyle mi? O zaman nasıl bu zaman bunu kimse sıkmasın. Bir daha söylesin neydi o hikmetin? İlmi Kur'ani, yalan ama bu çözülmüştü. Şu an 68'in ortasında geçiyor. Tamam. Onu gevşetin dersten sonra, tamam mı? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Onu dersten sonra, zaten yarın dersi var. Şuraya yazsam olur mu Mehmet'im? Sual olur. Hayat. Beni nereye soktun Mehmet ya? Midesi, mide. Senin şöyle yapayım, biraz bu tarafta sağ. Allah Allah. Sonra ne midesi var? Akıl mı? Bak bakayım, atlamayın. Akıl midesi var, kalp midesi var, ruh var. Neyse ben şey yapayım. Aynı 68... Hayat var abi, onu sıralamasını sözlerde yapıyor. Tamam, 24. sözde. İlk önce hayat. Tamam. Ondan sonra iştahlı bir... Benim sözlerimi... Hassaslıklı bir hayat. Sözlerimi getirsene. Sözler ve şualar. İnsaniyet abi. Heh. Hayattan sonra insaniyet. Bak onu atlamıştık. Akıl midesi değil. Sonra? Akıl kalp ruh olmasın. Ondan sonra? Akıl, şey yok. Akıl var. İnsaniyet, İslamiyet. Sonra? Ondan sonra? İman, muhabbet. İman bir nur olan muhabbet. Ben toplama yapayım size. Yani akıl, kalp, ruhu abi hayatın elleri olarak zikrediyor. Ben size şey yapayım bunu. Uygulamada göstereyim. O mide olarak 8. meselede söylüyor. Bu mektubat 331'de yazıyor ya şurada. Ben size hepsini toplayacağım kafamda şey. Hepsi mektubat mesleğinde de kısmen girmiş. Ben şey yapayım size, kolası edeyim. Çok çalıştığım için söylüyorum. Hayat midesini ne diyor? Elleri. He? Hassasiyetli bir hayat verdiğinden o hayat dahi bir mide gibi rızık ister. He. Elleri? Göz, kulak gibi bütün duyguların elleri gibidir ki. Heh, tamam. Bu zemin kadar geniş tamam. Bir sofrayı nimet o ellerin önüne koymuştur. Göz, kulak. Zahir. Zahir ya ama. Hayvanda da var. Zahirisi. Bakmak, görmek değil. Bakmak. Şimdi kalp ruhu insaniyet miydi sonra geçiyor. Şimdi insaniyet. İnsan var ya, latife insan. Ben topluyorum size.
latife-i insaniye. Eli bu. Tamam? Topluyorum size. İslamiyetin şeyi, elleri aldığı, el şu, alıyor. İslamiyet eylemdir. Ben toplama yapıyorum. Ubudiyet. Ubudiyet ibadet değil. Aç, fark, noksan, kusurunu deruhte etmek. İnsaniyet değil mi? Şurada. Atladım mı ben? Evet, doğru. İnsaniyet şu olacak da. Şu olacak, bu aşağı. İnsaniyet, ubudiyet. Ubudiyet ellidir, eli. Alıyor. Akıl. Tefekkür. Ustad fikir diyor, yol. Fikir ve tefekkür, ikisi. Fikir ve tefekkür. Yani alma, bir yol olması lazım, bir de giden olması lazım. Fikir yoldur, kamyon tefekkürdür, kamyona verilen cevap manadır, hikmettir. Vicdan, his. İrade, zihin, his, latife-i Rabbani. Kalp, duygu. Peki yukarıdakinin farkı ne? Bakar, bu görür. Duygular bu. Tamam? Mesela basiret, feraset, dirayet. Bunlar gözdür. Feraset gözü. Tamam? Yani basiret, feraset, dirayet. Bunlar gözdür arkadaşlar. Eldir, el böyle alıyor. Bununla tutunur. Ruh latifelerdir. Nedir onlar? Şefkat-ı mukaddese, çık dışarıya, merkez. Şefkat-ı mukaddese, çık dışarıya. Muhabbet-i münezzehe, surur, sevk, memnun, lezzet, memnuniyet, iftihar-ı mukaddese. 7 tane mukaddese. 6 tane mukaddese, 1 tane münezzehe var. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe. Onu da bir farkı çözüyorum. Niye münezzet demiş Mesut? Çalıştın mı hiç? Bakma. 7 tane, evet çok güzel. Ha, öyle diyeceksiniz. Bakmadan değil. 7 tanenin 6 tanesi mukaddes. Değerli yani. Olmadı işte. Mukaddes. Kıymetli mi? Kusi. Peki. Aslında bir o latifelere bir iki tane örnek yazalım ya. Şefkat. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, gibi. Hissin karşısında bir şeyler abi. His. His mi? Evet. Vicdanda mesela ne var? İrade, zihin, his, latife. His, bütün his. Korku. Evet. Ondan sonra böyle heyecan falan. Hisler ya. Paket yani enerji. Dün o kadar yakine şahit oldum ki, o kadar acayip, iddia ettiğimi bazen Allah yaşatıyor da böyle. Neyi düşünüyorsanız balon gibi ya, içine giriyorsunuz. Düşünceler arkadaşlar sizi oluşturuyor. Neyi hayal ediyorsanız, neredesin hayalin, neyi ona dönüşüyorsun? Kesinlikle. Şehveti olur, gadap olur, ilmi olur, fikri olur. Böyle neyi hayal ediyorsun? Fanos gibi içine giriyorsun. Çünkü bak o içimde his. Ben onu tefekkür edince veya düşününce ulvi şeyler tefekkür edilir. Mesela haram şeyler tefekkür edilmez. Cinselliği, kadın, fidyet, vermedi, gitti, geldi. Bunlar düşünseldir. Düşüncelerle olur. Haram tefekkür edilmez. Kafirde, gafilde tefekkür yok. Düşünce var. Kafirde, gafilde günahı iradeyle yapmaz, ihtiyarla yapar. Bunlar temel bilgiler. Tamam. Düşüncede yok, fiilde var değil mi? He, düşün, evet. Şimdi ben dün akşam şöyle bir şey düşündüm. Allah'ı hissettirdiğini, nimeti söylüyorum. Ve emma bi nimeti rabbike fehaddi. Rabbinin sana ettiği nimeti söyle, tadat et ki sen de şükret, hem de onlara ufuk olsun. Bir şey yani, içerisi önemli değil. Artık
gündelik hayat bitti. İstiğfarımı da yaptım. Yatacağım artık. Cama doğru gittim. Bakayım etrafa. Semaya bakarım böyle. Kalktığım zaman yatarken. Mutlaka semaya bak. Şöyle bakayım dedim. Bir düşünce geldi bana. Çok iyiydim. Havam çok iyi. Havam o kadar iyi ki. Çok iyi. Yani halim çok şey. Çünkü dersten çıkmışız. Çok da güzel bir dersti. Ondan sonra sizin de ders vardı zaten. Müzakere. Ben de güzel şeye çalışıyordum böyle. Bir şey anlatıyorum ha. Bakın buraya bakın. Bir şey hatırıma geldi. Balon gibi beni aldı içine. Fanos olur ya balık. Süs balığı dolaşır içine. Çok okyanus zanneder değil mi? Heyecanla dolaşır. Böyle dolaşır. O zaman aynı yerdesin. Böyle bir düşünce, bir baktım ki içine, düşünce iken bendeydi. Ben onu düşününce içine girdim. Bir baktım ki ne sema kaldı, ne oda kaldı. Ha bu kadar dairem kaldı. Baktım ki gittikçe o düşünce, aynı anlatıyorum. O semadan beni koparttı, geldi tabi Büyükçekmece'ye oraya kadar. O beni sıkıştırmaya başladı o düşünce, balon gibi. Hemen baktım oraya kadar geliyor, beni epey yapacak. Dedim ki dur orada, düşünce aynı bunun gibi balon mu ya? Beni içine soktu, olumsuz bir düşünceydi. Olumsuz bir şey düşündüm, olumsuz. Yani böyle. Beni içine aldı. Tamam mı? İçine aldı. Baktım gittikçe ne kadar nazar edersem, ne kadar düşünürsem baktım daire küçülüyor. Daire ufalmaya başladı. Dur orada dedim. Dur. Aynı diyorum ha konuşuyorum. Dur. Bu daire gittikçe nasıl anlıyorum daire küçüldüğünü? Sıkıntım çoğalıyor. Hissiyatım şey yapıyor. Tel bastıyacak bana. Dur orada. Ha dedim şu aynı böyle yaptım. Ha her düşünce balon gibidir. Bendeydi. Sorun değildi. Onu uyandırdım, içine girdim. Bu menfisi de böyledir, müsbeti de böyledir. Şu anda derste miyiz? Dersteyiz. Balon gibi. Hem de nasıl genişlemiş. Geniş. Ben keyifliyim yani şimdi. Çok şükür keyifliyim. Yani acayip bir şey. Derste mesela balon gibi genişliyor. Acayip oluyor. Olumsuz. Mesela yatarken şöyle yap mesela. Haşa. Yapma da. Bu yatıyorsun sağa, bu tavan şimdi depremde, Allah Allah, koca binalar birbirinin üstüne, kolonlar arasında. Geldi yata, ne yaptı? Sendeydi değil mi? Korku hissiydi, hiçbir sorun yoktu. Düşündün onu, videoları seyrettin, deprem şeylerini. Ya böyle olursa, kendin içine soktun depremin içine, olan taşların arasındayım. Ne yaptın? Sen onun içine girdin. Düşündükçe daralıyor. Düşündükçe daralıyor. Taşın içindeyim. Nefes alamıyorum. Su da yok. Eyvah yanımda bir pet koysam, düdük koysam, şunu koysam. Kur'an koy kardeşim. Nasıl ufalıyor? Emniyet verdikçe şişer. Emniyet. Mesela Selvi Sarsen diyor ya. Evet. Dikkat ede ede. Emniyet vere vere balon ufalıyor. Yaklaştıkça canını okuyor işte. Ama tersi. Arkadaşlar sistemi anlatıyor. Sistem size ya cehennemdir ya cennet. O da senin elinde. Sistemi tanırsan yönetirsin. Sistem, Dima anlattım ya Dima kafayı. Kafka. Bu sistemdi. Mehmet dedi ki abi bir kere bize anlatın. Ulan ben 40 seneden beri kendimi anlatıyorum. Bana. Sen de bir defa dinledin. İkinci kez de anladın mı? Onu durdura not ala ala daha eyleme geçince o zaman anlamış olursun. Yani olay olunca dur eğer düşünceni dur orada Büyükçekmece'ye kadar geldi baktım semaya bakıyordum. Venüs'tü galiba o parlak yıldır. Ondan sonra Büyükçekmece'ye kadar gelince sıktı beni. Oraya kadar dur diyebiliyorsan dur burada. Sen kimsin ya? Bir dakika ne yapıyor? Baktım balon gibi. Niye ufaldı da yaklaştı beni sıkmaya başladı? Dikkat ettim, emniyet verdim, mana yükledim. Hala düşüncem orada. Sıktı. Sonra dedim ki Allah Allah. Böyle oluyormuş dedim. Bir baktım hiç kimse yok. Nereye gitti? Böyledir. Yöntemi bileceksin. Hani askerlikte bir şey var ya. İşi bileceksin. İşi bilmeyen işi gidecek. İşi bilen yöneteceği için işe gitmiyor. Şimdi enenin şeyi nedir? Ene, ben olan ben. Sırrı
insani, takkeli, noktalı değil. Bunlar eller. Tamam mı abi? Hayat, hayat zahirde, hayvanlarda da var. Göz, kulak, bakar, görmez. Usta diyor ki, değil mi? Lasemelerde de var, sözlerde de var. Bakarlar, ayeti mealidir aynı zamanda. Ayet mealidir. Bakarlar ama görmezler. İşitirler, duyarlar ama işitmezler. Kulakları var ama sağır yani. Gözleri var ama kör. Akılları var ama kupkuru. Tefekkür yok, ilim yok. Kalpleri var, sevgi yok, hep tenkit. Hep olumsuz, evde de öyle. Ha, bakıyor sanki sentede tabanca tetiğini kaldırsın ya yani tam böyle patlayacak. Herkes evde patlayacak gibi. Birisi bir şey dese hop hemen tenkit, hemen eleştiri. Dur, dur sakin ol. Sanki tetikte bekliyor ya ona cevap vermek için. Sakin ol ya, rahat ol. Tamam, biraz çöp kutun biraz büyük olsun. Atsınlar çöpünü ya. Zübeyir abi demiş ki, benim çöp kutum, misal benim değil. Zübeyir abiye demiş ki, birbirinize kızacağınız zaman demiş, gelin bana atın. Abi dedi ya her şeyi sana anlatırsak ya kalır. Benim dedi çöp kutum öyle bizim evdeki çöp kutusuna benzemez demiş. O trenlerdeki vagon var ya onlara benzer dedi. Ustad genişletti benim çöp kutumu demiş. Herkes istediğin çöpünü atabilirdi. İstersen gelin tükürün. Kardeşinize laf diyeceğinize benim suratıma tükürün diyor. Acayip bir şey insanlar. Bunlar yaşayan insanlar yani. Bu, tuhaf yani bunlar. Ustad dedi ya ben üzerime alıyorum diyor. He? Üzerime alıyorum. Sizin o kötü söylediğiniz ben üzerime alıyorum. Üzerime alıyorum. Latif nüktelerde şey var ki. Kardeşim beni tenkit ettiği zaman bir şey hiç atsana Mehmet. Perdeyi aç abi. Sen arkanda. Ha of be tamam. Aydınlıysa. Tamam abi. Şimdi insaniyet bu. İşte ayetin gözleri var görmezler. Kulaklar var işitmezler bu. İnsaniyet kalpte insan, latife insaniye var. Nerede anlatır? 10. sözün 11. hakikatında. Latife insaniye en bariz. Bir de 272 galiba, 273 barla latife insani orada söyler. İslamiyet midesi ubudiyettir. Onun içerisinde ibadet var. Ubudiyet namaz niyaz değildir. Ubudiyet Allah halik ben mahlukum. İbadet namaz niyaz oruç. Ölünce oruç biter. Yani ibadet biter. Ölünce ibadet biter. Ubudiyet devam eder. Ben kulum, mahlukum. Ubudiyet. Tamam mı? Akıl, fikir ve fikir ve tefekkür ehlidir, onunla alır. Vicdan, hisle alır. Hisler ya, duygular, hisler var bir sürü. Her şey hisler var böyle. Seversen, ne kadar hoş falan. Mesela pikniğe gidersin, çok sevinirsin, yağmur yağdırır, biraz üzülürsün. Bunlar hep his. Kalp, duyguların, duygu ama sen basar, kelam, kudret, duyguların kaynağı o. Ne eyleme dönüştürsek feraset, dirayet, basiret olur. Yani feraset Allah'ın nuruyla bakar. Tamam mı? İmandır mesela. Bir kalbin bir eli de imandır. Allah'ı alır. Yani çoğaltın demek istiyorum yani. Kalbi merkeze koyarsan iman kalptedir. Kafaya neyi koyarsın mesela? Dima. Dima mesela kaplan mide düşünürsen şu kabı. Eli itikattır. Kalbi bir kap düşünürsen eli imandır. Allah'ı alır. Alır. Ruh da bu. Latifeler, şefkat-ı mukaddesi vesaireler. 24. mektup. Elede de ne var? Sırrı insanı var. Tamam. Peki devam edelim. Allah'a giremedik. Peki bunu şimdi şöyle vazife-i ilahiye karışmamakla bir kontak kuralım. Şimdi bunları anlattın da. Hı-hı. Ona bağlantısı ne? Şimdi anlarsın, okuyayım. Zaten onu okuyoruz. Vazife-i ilahi. Şimdi şeyden açıldı. Ve ma alel resul illel bela. Sırmış. Herkeste bu yokmuş. Niye? Bu eller çalışmıyordu ondan. Eller.
He. Niye geçmiyorum Resul? Sırrına diye. Geçemiyor. Sırrı bilmeden geçemiyor. Ne olduğunu anlamak istiyorsanız soru sorun. Çözemiyorsanız şu soruyu sorun. Ne değildir? Bu nedir? Gelecek cevap ayrıdır. Ne değildir? Yani her kelimeye niçin ve neden sorun. Sırrına mazhar olup hüsnü kabul ve hüsnü tesir. Bak şimdi. Ve mâle resul ilel bela. Ya ben yapıyorum, yerleri süpürüyorum abi merdivenlerden falan. O yapmıyor. Sana ne ya? Senin vazifen yapmak. Ben yapıyorum ama onu da aktif etsin. Ona uygun, ona endeksli iş yapma. Ben yapıyorum ama o da yapması lazım. O zaman senin yapman ona endeksli olursa ihlas sıkıntı olur. Ben yapayım, ne yaparsa yapsın yani. Hüsnü kabul, hüsnü tesir ve teveccühü nasıl kazanmak noktalarının Cenab-ı Hakk'ın vazifesiymiş. İhsanı olduğunu, mesela insanlar dinleyecek mi bu dersi? Dinleyecek, dinlemezse. Seni ilgilendirmez. Kim nasıl dinleyecek? İbrahim Aleyhisselam'a kimse yok ya, Kabe biliyorsunuz gitmişsiniz. Vadi değil mi böyle? Ezan oku dedi. Ezanını, ya Rab kimse yok ki benden başka. Yüksek, ezanını oku dedi, ben dünyaya duyuracağım. Nasıl duyacak ya? Hakikaten acayip ya, peygamberlik de zor ha. Çıraklı yok, kalfalı yok falan, meslek lisesi yok peygamberliğin. Okulu yok. Şimdi iki vadi arasında hiç kimse yok. Okul dünya duyacak. Nasıl inanayım ya? Orada ben ezan okuyacağım diye. Şimdi duyuyorlar mı? Kabe'deki ezanı. Ben herkesine duyuracağım dedi. Kime? Layık olana duyacak, gidiyor. Duyan gidip namaz kılıyor. Görüyor musun? Acayip bir şey. Akıllı almıyor. Çünkü bu sistem akılla kurulmadı ki akıllı anlatsın. Senin aklını yaparken, bu aklını yaparken Allah bu aklı mı kullandı? Bu kainatın hikmetini niye böyle oluyor, niye çıkıyor, gidiyor falan. Bu akıllar nasıl anlayacaksın? Bu akıllar kurulmadı ki. Bu akılın ölçülerine göre yapılmıyor ki. Sistem öyle çalışmıyor ki benim aklıma göre. Haddini bileceksin, rahat edeceksin. O zaman lebeyk diyen bugün oraya giden. Lebeyk diyen ezanı duyandır. Bugün oraya gidiyor. Evet. Vazife ilahi yapıp vazife ilahi karışmamı aynı bu şuna benzer. Ruş tabi böyle yapardı bana. Ben şu kitabı koydum. Tamam. Götürüyorum. Gücüm yetti. Güç. Öyle bir ağırlık oldu ki. Aha böyle oldum. Nasıl götüreceğim? Allah'ın işine, kainattaki işi niye böyle oluyor? Böyle olmaması lazım. Allah Allah çok oldu az oldu. Allah'ın yüküne omuz vermek. O iki büklüm değil dört büklüm olur. Allah'ın işine, tasarrufuna karışma. Cümle bitirin kesiyorum. Ezan okunuyor. Yani neticesi Allah'ın insanı olduğunu, kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını. Yani ben anlatıyorum. Adam dinler dinlemez. Hiç ama. Hiç defterimde değil. Ama ben anlatıyor muyum? Yarın bana diyecek Allah. Anlattın mı? Söyledin mi? Vazifeni yaptın mı? Şimdi bana geldi. Gitti değil mi Abdülbasit? Ben ders çalışıyordum. Akıl çalışıyordum. Şualar 510'dayım. Akıl tamam. Şualar 510'dayım. Şimdi o kadar güzel bir yerdeyim ki yeni bir şey buldum. Akıl esmaya mazar. Esma ile yapılmış akıl. Kalp sıfatlarla yapılmış. Yeni yeni. Ruh da şeylerle yapılmış. Şuunat-ı zatiyeden yapılmış. Onu şey yapıyorum. Öyle de dalmışım ki. Geldi abi. Abi dedi 11.45 12'de ders var ya. Abi ders var değil mi dedi. He var. Şimdi ben o keyif var ya o balonun içinden. Gel de çık. Ama ne demek istiyorum? Vazifen nedir? Bunu bırakma şansı şeyini. Hadi bakalım derse. Yani gitmeme, yapmama, olmama diye bir lüksüm yok. Mesela akşam ders değil mi? Benim ya ben derse gitmeyeceğim. Bugün cüz okuyacaksınız değil mi? Benim böyle ya bugün hastayım okuyayım. Öyle bir lüksünüz yok. Ben Hizbul Kur'an okumuyorum. Bugün ben namazı öğleyin kıldık. Tesbihat yapmayacağım. Böyle bir lüksümüz yok. Yok kardeşim yok. Öyle bir şeyin yok. Bak bugün o balondan çıktım.
oh tatlı bir havaya soktu. Tamam. 2-3 saat giderken yani Cenab-ı Hak ikram etti. Balon gibi girdik cennet gibi havaya. Geldi balona çivi soktu. Abdülbasit dedi ki abi dersi iniyoruz. İstesin inme. Yani şey yapmak istiyor. Ve ma alle resul ile vela. Yani bizim vazife ihsan ilahi olduğunu, kendi vazifesine dahil olmadığını neticeyi düşünmek ve lazım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlasa muvaffak olur. Efendim dinleyeceklermiş. İster dinlesinler, ister dinlemesinler. İster kabul etsinler, ister etmesinler. Senin vazifen ne? Tebliğ. Allah diyecek. Hasan, ben İslam hukukunda geçiyor. Bak iyi dinleyin bunu. Not alabilirsiniz. Ben ezberlediğim için. Alime niçin söylemedin sorulmadıkça cahile niçin böyle yaptın sorulmayacaktır. Bak. Alime niçin demedin sorulmadıkça cahile niçin yapmadın sorulmayacaktır. Bir toplum bozulmuş mu? Sebebi nedir biliyor musun? Alimler bozulmasa diyor Allah Resulü, toplum bozulmaz. Bu toplumun bozukluğu alimlerin sebebidir. Nurcular. Kim ise biz madem çaredir, Risale-i Mücedid'dir, bu toplumun bozulmasına da gene biziz. Biz düzgün olsaydık toplum böyle olmazdı. Ben suçu kendim üzerime alıyorum. Bazen değil, her akrabam öldüğü zaman psikolojik 3 gün ben gırdaba giriyorum. Sırrımı söyleyeyim. Nurları tanımadı. Ben buna niye ulaşamadım? Acaba diyebilir miydim? Azap çekiyorum. Yeğenlerim var, akrabam var. Niye böyle başkasını? İlk önce peygamberimize yakın akrabandan başla demiş. Böyle vefat ettikleri zaman nurları tanımadan veya gafil. Şu anda gafil yaşıyorlar. Bilmek, duymak istemiyorum. Ne yapabilirim? Elimden de bir şey gelmiyor. Korkuyorum. Bana diyecek ki Cenab-ı Hak dedin mi? Evlerine gidince de bazıları kenar köşe fare gibi delik arıyorlar. Yapacağım bir şeyim yok. Ama içinde gidiyor. Ha demek ki bizim vazifeyi yapacağız. Netice Allah'a ait ama acaba vazifeyi yapıyor mu diye endişe ediyoruz. Ha neticesi dinler dinlemez. Bizim vazifemiz değil. Onunla da mükellef olmadığını bilmekle ihlasa muvaffak olur. Yoksa ihlası kaçırır. Lemalar 133. İnşallah bunda bu mukaddemeyi yaptıktan sonra şey çok önemli. İsa Aleyhisselam'ın şeyini hangi gün okuyacağız gene öğleyin? Öğleyin ne zaman dersimiz var Resul? Öyle. Perşembe mi bekleyeceğiz? Evet. Perşembe öğleyin 12'de var. Cumartesi 12'de var. Perşembe akşam dersi var gene canlı yayın. Bu akşam canlı yayın var mı? Günlerden salı günü var ya. Bugün yok. Cumartesi mi? Salı günü var abi. Salı günü var. Cumartesi yok. Değil mi? Cumartesi yok. Cumartesi yok. Ha, benim özel olabilir. Tamam. Peki. Bir daha sana bu İzmir depreminde mesela üniversite öğrenci kısa söyleyeyim dışarı kalmışlar, giremiyorlar. O Mehmet Vakıf olan müdüre gitmiş demiş kitabı vermiş. Bak demiş ayet var bu depremle alakalı bir şey var demiş. Demiş biz ilgilenmiyoruz kardeşim demiş göndermiş onu. Yani en azından o söylemiş orada. Ya. Biz ilgilenmiyoruz. Demiş böyle ters yani ters dememiş de yok demiş. Biz ya. Böyle şeylerle ilgilenmiyoruz. Evet o kadar. Yani o kadar. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحة şeyi de kapat. Soru var mı acaba? Kapat.